Günaydın. Güzel bir pazar sabahı diliyoruz. Tüm izleyicilerimize bir pazar klasiği Avrupa Stüdyosu'nda Erbatur Ergenekon'la birlikte karşınızdayız. Erbatur günaydın. Günaydın Veli. Nasılsın? İyi hissediyorum kendimi. Enerjik olduğumu hissediyorum. Hepimiz mutlu olalım, iyi olalım, güzel olalım, enerjik olalım. Değil mi? Biz de üzerimizdeki enerjiyi bizi izleyenlere yayalım aynı zamanda. Yüzde yüz haklısın. Ben de öyle hissediyorum. Zaten beraberken hep öyle hissediyorum. Bugün der bir günü ekstra iyi hissediyorum. Ekibin enerjisi çok iyi. Her zaman ekibin enerjisi. Özellikle Nadir. Nadir bugün bizim mesela. Formundaydı. Çok. Tabii o eski Liverpool anılarını anlattı. <laughs> aynen aynen. <laughs> dinledik. Evet, evet. Tabii. E, Sever eskileri bu biliyorsun yani. Şöyle bir durum var. Mesela senin dediğinden pozitif olmak çok önemli abi hayatım. Çok. Pozitif, pozitif. pozitif insan pozitif yayar, pozitif alır. Negatif insan negatif yayar, negatif alır. Fazla negatiften sonra da kalbiniz kararır, çürümeye başlar kökünüz. Yapmayın abi. Yapmayın, pozitif olun. Her gün, bak her gün bilgisayarı yeniden açıyor gibi düşünün. Yeniden açıyorsunuz. Hani eskiden vardı şimdi bilmiyorum Windows açıldığında bir ses gelirdi. Da, 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 böyle açılırdı ya. Her gün yeniden açıyor gibi düşünün ve yeniden programı yazıyor gibi düşünün. Öyle, hakikaten öyle yapmak. Bazen detoks da iyidir. Detoks da yapmak lazım. Önce kendinizi sevin. Kendinize saygı duyun. Kendinize önem verin. Kendine önem vermek bencillik değildir. Aynı zamanda kendine önem vermek fedakarlık yapmaya da engel değildir. İkisini de bir arada yapma şansına sahipsiniz. Ben seni sevmiyorsun ki başkasını nasıl sevesin demiş ya şair. Çok güzel demiş kim demişse. Yani sanırım bunu az önce ben dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sergen Yalçın gibi oldu. <laughs> evet, Sergen Hoca'ya da buradan <laughs> selamlar. Bugün aynı zamanda derbi günü. Tabii ki belki de pozitif olmamızın Ha, genelde öyle ayrı konu. Hani şimdi bunu söyleyeyim ama üzerimizdeki yüksek enerjinin etkilerinden bir tanesi de bu olabilir aynı zamanda. Dün güzel maçlar vardı. Evet. Avrupa'da aynı zamanda. Bayern Dortmund maçı da vardı. Az sonra ekrana getireceğiz. Tuhel'in ilk maçıydı. Dortmund karşısına çıktı. Acayip bir hikayesi olan bir maç. Maç içerisinde başka hikayeler ortaya çıkıyor aynı zamanda. Gelişen goller. Yani Bayern'in Tuhel'le kazanması. Tuhel'in Dortmund'a karşı Bayern'in başında kazanması. Çok karmaşık duygular aslında bunlar. Bilmiyorum o karmaşık duyguları Tuhel hissediyor mu, yaşadı mı? E, o görüntüsü itibariyle sanki Tuhel'de o duygular pek yok gibi ama insan içinde ne var ne yok bilemiyoruz tabii. Onlar ayrı konular. ya Tuhel çok büyük bir winner. Çok büyük bir kazanan. Çok. Bu bir gerçek. Çok. E, tam bir matematik deyası. E, ve o dahilikle çılgınlık arasındaki ince çizgi bazen aşılabilir agresiflikte. Ama Dortmund'un da ya, talihsizlik demeyeceğim. Böyle hem... Bayern'in çok kritik hamlesi, çok doğru zamanda hem Dortmund maçı öncesi hem City maçı öncesi çok doğru keskin bir hamle. Büyük takımlar böyle keskin hmm. hamleler yapar. Hem de yılların getirdiği kazanamama DNA'sının yansıması birleşti. Öyle diyelim. Kesinlikle katılıyorum sana. Bu arada e, izleyicilerimize bugün bol bol sorular soracağız. Evet. Yani derbiye dair de soracağız. Uluslararası anlamda özellikle transfer gündemi bayağı bir hareketlendi sezon sonu yaklaştıkça. Gündemdeki isimler başta belki de kimmeyeceği olmak üzere ciddi anlamda konuşmaya başlandı. Onlarla ilgili sorularımız da olacak. Transfer gündeminde şu anda gündemi en çok meşgul eden kim hangi takıma gidebilir kısmını detaylı olarak değerlendireceğiz. Ama oradaki kim genel kim değil mi? Birçok isim var çünkü. <laughs> Tabii aynen kim doğru söylüyorsun genel kim. <laughs> Senle Özgür Buzbaş Koreli dostlarımızla röportaj yaparken bayılıyordum ya kim Min var ya kim Min çok, <laughs> çok sevimli ya hakikaten harika bayılıyorum. Bu arada son dönemde Kore sineması da acayip yükselişte. Onu da söyleyeyim yeri gelmiş. Öyle. Ben bu arada ben bak Kore ve Japon filmleri de izliyorum. Bu Netflix'te falan da var. Çok güzel e, içerikler çıkıyor. Tavsiye ederim. Yani ya yani dil sorunu çünkü çoğunda Türkçe dublaj olmuyor bu arada Hı -hı. filmlerin. Tabii altyazı kovalamak zor olabilir üst tarafta ama odaklanarak izlediğinizde gerçekten çok iyi filmler var. Şimdi arkamızda bir vol var. Arka fon var. Güzel de bir arka fon. Bugün derbi günü. Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecekler. Biz de derbi günlerini biliyorsunuz. Programımızın başında özellikle izleyicilerimize daha çok hani eğlenelim, karşılıklı sohbet edelim diye sorular soruyoruz. Kendimiz de bazı seçimler yapıyoruz. Sorumuz şu. Unutamadığınız, Unutamadınız derken sadece performans olarak düşünmek zorunda değilsiniz. İster içinizde ukde kalan olabilir, ister olumsuz performans olabilir, isterse yaşattığı başarılarla olabilir. Hangi açıdan bakarsanız bakın, o size kalmış bir şey. Unutamadığınız 5 Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı futbolcu kim? Biz burada nasıl tercih yaptık? Ben 5 Fenerbahçeli'yi seçtim, unutamadığım. Erbatur 5 beş, Beşiktaşlı'yı seçti, unutamadığı. Ha Erbatur mutlaka 5'in yanında 6, 7, 8, 9, 10, 11 diye devam edecektir. Çok zorlandı. Ama yazılı olarak ekran biz 5'er tanesini getireceğiz. Sizlere de soruyoruz. Twitter'da Avrupa Stüdyosu etiketine mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Az sonra uluslararası anlamda transfer gündemine dair başka sorularımız da olacak. Bir de bu konuyla ilgili siz tweetlerinizi atarken ya bayıldığım bir arka fon var. Samet Polat eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Muazzam yapmış Samet. Messi rica edebilir miyiz? Messi Barcelona'ya geri dönecek miyi konuşacağız. Ya şuna bayıldım. Çok güzel bir. Samet hakikaten eline sağlık. Tam bir hikaye. Ben de zaten dayanamadım. Instagram hikayemde de paylaştım <laughs> müzikle. Kendi kendine böyle bir geçmişi anlatıyor. bakın şöyle hafif bir kenara gidersen arkandaki tam gözükse. 2010. 2005'te Messi Barcelona altyapısından A takıma çıkıp başladığı serüven, 2010'daki hali, sonra dönüyoruz benim tarafıma 2015, 2020 ayrılmadan önceki son dönemi Barcelona'da ve Kral Tacı hikaye eksik parça tamamlanmış şekilde işte bu 2020'deki Messi 2023'te artık Barcelona'ya geri dönecek miyi bu güzel hikaye üzerine konuşacağız. Ben oraya bir sadece başlık koyayım açacağız onu. Emareler döneceğini gösteriyor an itibariyle. Yakın çevresinden ve hatta çaviden yapılan Tabii. açıklamalar da artık baya baya %50'nin üzerine çıktığını gösteriyor. Trent'in açıklamaları var, Agüero'nun açıklamaları var, Xavi'nin açıklamaları var. Hepsini ekrana getireceğiz, sizlerle konuşacağız. Ama biz hızlıca unutamadığımız 5 futbolcu ile başlayalım. Buyurun. Önce bir grafik olarak var mı, ekrana getirelim mi? Veli'nin. İkisini aynı anda. <laughs> Heh, aynı anda. Ben hemen hızlıca sayayım. Alex de Souza, Anerika, Rıdvan Dirmen... Ariel Ortega, Diego Lugano Detayını açacağız Erbatur Sensay son açalım Sergen Yalçın, Metin Tekin, Mehmet Özdilek Tümer Metin ve Ricardo Quarejma 5 seçmek çok zordu Onu da belirteyim <laughs> O zaman bunu ortamıza aldıktan sonra bunu açarak Ve aynı zamanda Avrupa Stüdyosu etiketine gelen Tweetleri okuyarak başlayabiliriz Alex de Souza öyle tahmin ediyorum ki Birçok Fenerbahçeli için Hatta Fenerbahçeli olmayanlar için de Kimsenin unutamadığı Fenerbahçelidir yani yaşattıklarıyla, performansıyla, vedasıyla, gelişiyle, gidişiyle birçok hikaye barındırıyor içinde. Apayrı bir belgesel olması gereken bir isim Fenerbahçe'de Alexis Soza. Büyük hikayeler keskin bitmek zorunda mıdır? Değildir ama öyle biter genelde. Evet. Çünkü öyle biter. Çünkü coşkusu, enerjisi, adrenalini çok fazladır ve orada Sade bir azalarak bitme göremezsin. Nasıl geldiyse, nasıl etki ettiyse genellikle bitişlerde maalesef öyle oluyor. Ya Alex de Souza deyince aklıma o hikaye geliyor. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi birkaç yabancısından biri. Fenerbahçe tarihinin birincisi. Ve her büyük maça direkt etki eden bir adam. Çok özel bir isimden bahsediyoruz orada. Sergen Yalçın. Bana göre Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncusu. Yerli olarak söylüyorum. Ee, keşkeler üzerine konuşacağımız belki de ilk isim olabilir. Şimdi gençler çok hatırlamıyor. Birkaç tane anından görüyorlar ya da teknik direktörlük zamanından ama gerçekten bugünkü futbolcu çalışma konsantrasyonu olsaydı dünyanın en büyük takımlarının on numarası olurdu. Ya yani Sergen Yalçın'daki yetenek çoğu efsane olmuş futbolcu da yoktur. On numara giyerek hem de. Ee, tarihin en iyi en özel kazananlarından biriydi. Ama tabii onu Sergen Yalçın yapan da o rahatlığıydı. O zamanlar çok umursamadı gitmeyi. Sonradan gerçi burada konuk ettiğimizde de söylemişti yani belki gidebilirdim diye. Ee, ama mesela ara bölümleri de Sergen Yalçın'ın filmi çekilecek filmlerden biridir. Ara bölüm kararları da çok doğru değildir. Ha burada Beşiktaş yönetiminin hatası, yöneticilerinden bazılarının hatası vardır ilk ayrılış sürecinde kendi seçimlerinin hatası vardır. Yani İstanbul Spor, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, yani işte Eskişehir Şekerspor bir sürü sayarsın da mesela bu ara bölümlerin olmaması gerekiyordu. Yani Sergen Yalçın hep Beşiktaş'ta kalması gerekiyordu. Zaten bu kadar çok takım dolaşıp her zaman Beşiktaş'ta olarak anılan futbolcu da çok göremezsiniz. Ee, ve aynı zamanda bir Sergen Yalçın belgeseli ben çok isterim. Haklısın ya. Çok isterim ve çok keyifli olur çok da izlenir. Yani işin ekonomik boyutuna gelecek olursak da belgeselle ilgili her türlü karşılanır. Her türlü. Yüzde yüz. geçersiniz öyle söyleyeyim. Yani Sergen Hoca da iddia olursa ki Sergen Hoca bu konuda hiç gizli saklısı yoktur. En rahat ikna olacak adamdır. bir Sergen Yalçın belgeseli olmalı. Sergen Hoca'nın yerine koyuyorum kendimi. Hani benim bir belgeselim olsun ya. Bir, yani derim yani açıkçası. Umarım yakın zamanda gider kendisine bir teklif bu konuda. Ve Sergen Hoca da bunu kabul eder. Ama Kaliteli ve doğru kişilerle yapılacak kaliteli bir yapıt olması lazım yani. Evet buradan, e, yani mesela Netflix'in, Fatih Terim belgeseli çok çok güzeldi. Hani beğenmeyenler olabilir, şurası doğru. Mesela Fatih Hoca'nın film olarak çekilse çok böyle tartışma kısımları falan da harika bir film olur. Sergen Yalçın'ın da öyle. Yani belki Netflix, Disney Plus böyle bir şey yapabilir. Ama şu var, ya biraz Fatih Hoca'yı tercih etmesindeki neden orada uluslararası bir figür olduğu zaman tabii. aynı zaman İtalya'ya da hitap eden başta %100. olmasından kaynaklı tabii ki o. Yok %100 olarak. haklısın. E sadece şey bir gün Mert Aydın'la konuşuyorduk. O zaman ben bir Lewis Hamilton kitabı okuyordum ama McLaren dönemi eski yani. Bunu üstümde Hamilton varken hatırladım. O da şeyden yana ben de öyleyim. Yani kariyer çok baştayken biyografi ya da belgesel doğru olmayabiliyor. Doğru. Çünkü bir sonra sonra çok eksik kalıyor. Kesinlikle. Sergen Yalçın'ın şu an sadece futbolculuk belgeseli çekilebilir. Çünkü daha teknik direktörlüğe yazacak çok hikayesi var hocanın. 100-100. Söylemek lazım. Kesinlikle. Nikola Anerika hala düşündüğümde ya o dönem nasıl geldi bu adam Türkiye'ye diyor. Değil mi ya? Yani ve sonrasında zaten ayrıldı. Ayrıldıktan sonra Chelsea'de 3,5 sezonda attığı gol oynadığı maç sayısına falan bakıyorsun. Ya bu adam 25 yaşında falan geldi yanlış hatırlamıyorsam. Ve devre arası transfer döneminde Tarihin bana göre en imkansıza yakın en büyük transferlerinden bir tanesidir. Fenerbahçe'nin o dönemde vizyonunu ortaya koymuştur bu transfer. Yani çok büyük hayranı olduğum bir futbolcu Nikola Anelka. Yani hakikaten unutamadığım isimlerden bir tanesidir benim yani. Mesela bence Valencia'yı yıldızdır. Ama Ener Valencia Ener Valencia yıldızdır. Türkiye içinde bir yıldızdır. Türkiye. Ha yıldız oyuncu. Uluslararası çapta büyük bir yıldız değildir. Süper yıldız, yıldız. demiyorum. Ha, yıldız oyuncudur Valencia. Yani yıldız oyuncu maça etki eder. Uluslararası, Dünya Kupası'da oynasa etki yani. Valencia'da bu vardır. Ama şimdi Fenerbahçe'nin biz niye transferlerini eleştirdik? Sen ne kadar Pedro'yu sevsen de Ben overrated. Joa Pedro evet, Joao Pedro'nun ben overrated. Yani olduğundan fazla anlatılan bir oyun. Mesela Pedro geliyor diye yıkıldı bizim basın. abi biz Fenerbahçe, Yıkılacak kadar bir transfer değil. Tabii. Yani biz Fenerbahçe'de Anelka'yı izledik. Anelka'yı izledik. Anelka yani sen anlattın şimdi az önce. Kenneth Anderson'u izledik. Panoydonk, Panoydonk izledik. Orta, Pan -Persi. Robin Pan Persi geldi. Yani Nani şimdi Fenerbahçe'nin yıldız algısı böyle olmalı. Bunu değiştirmeye çalışmayalım. O yüzden e, Anelka başka bir e, frekansta anlatılması lazım. Ya yani onun belgeseli var, anlatılmıştır. Eğer izlemeyen varsa bir lütfen izlesin Anelka'nın kim olduğunu orada çok iyi anlatıyor. Dönelim. Metin Tekin. Çok güzel bir Sezen Aksu şarkısı var. Orun da izliyormuş bize o sever şarkıları. Mesela ben bayılırım. Metin Hoca Zamanında türbünlerde çaldım bilmiyorum. Bence çalmalıydı. Hani bir sarı fırtına koptu zamansız der ya yaşar hmm. bir sözü. Güzel. Ben aklıma hep Metin Tekin gelir biliyor musun o şarkı çaldığında. Bu kadar bazı olgular bazı insanların üzerine oturur. Sarı fırtına Metin Tekin Beşiktaş tarihinin en özel oyuncularından biridir. Gordon Ming kitabını da okuyorum biliyorsun içinde çok güzel denk geliyor. Onu Gordon'un nasıl geliştiğini geliştirdiğini görüyorsun. İkna ettiğini belki. İkna ettiğini, önce yedek bıraktığını, sonra serbest zaman zaman, işte Metin Ali yazın dışında zaman zaman arkada serbest oynattığını ve dünyanın da en iyi insanı olabilir bu arada Metin Tekin ya. Hakikaten <laughs> çok çok naif, çok özel bir figür. Ee, o Metin Ali yazın üçü de, bak bir şey söyleyeyim mi? Kültürel açısı, açıdan, entelektüellik olarak, bilgi birikimi olarak kendini geliştirme anlamında sağ içi, sağ dışı. Ee, özellikle ben Metin Hoca'yı da tanırım ama Feyyaz Uçar ve Ali Gültekin'i daha yakından tanıdığım için söylüyorum. Sen Metin Tekin'i çok daha yakından tanıyorsun. Yani muazzam ya. Otur sürekli saatlerce sohbet et yani. Her açıdan, her konudan. Her konudan. Siyasetten, coğrafyadan, spordan, tarihten, her konudan bahsedebilirsin yani. İşte bu söylediğim mesela kolej takımı gerçek hani. Şimdi de kolej takımı diye böyle konuluyor ama gerçek kolej takımı o Beşiktaş'tı. Oradan zaten çıkmıştır. E, okumuş isimler, kendini geliştirmiş isimler. Bir de bütün o gelişim Belgrad Ormanı'nda yaşanmış biliyor musun? Bilin kendisi <laughs> anlatıyor. Ve şimdi de mesela bu konu olabilir. Gordon Min diyor ki ya yeşillik alan... Şimdi İngiltere'den geldiği için her yer yeşil orada biliyorsun yani. Şimdi iyice bizde her yer apartman da o zaman da öyle maalesef İstanbul. Şey diyor yani daha çok böyle nefes alınacak parkta yürünecek bir şey yok mu diyor. Yardımcısı da Belgrad Ormanı'nı öneriyor. Ve takım ondan sonra sürekli Belgrad Ormanı'na gitmeye başlıyor. Ve hmm. orada kamp kurmaya başlıyorlar. Arkadaşlık, kolej takım havası orada gelişiyor. Yani sadece okumakla ilgili değil. Orada zaman geçiriyorlar, İşte ateş böyle yanında oturuyorlar, bir yemek yiyorlar. O dönemden çıkan bir başlık. Buyurun, Rıdvan Hoca. Şimdi 15 dakika oldu yaklaşık olarak, 13-14 dakika oldu başlığı programa. Hızlıca geçelim. Mesajları da okuyalım. Ha, hiç mesaj okumadık ama ee, bu konu çok sor, güzel. Yok, yok. Konu güzel. Ee, hemen hız, ben sıralayayım üçü, diğer üçü. Sonra sen Beşiktaş'taki üçü sırala. Tamam. Mesajları geçelim. Sonra Premier League'e başlayalım. Bir tık Şöyle güzel konuşsaydık. Çok hoşuma gitti. <laughs> çok güzel bu konu. konu. Yani. Rıdvan Dilmen. Ortamızı alabilir miyiz? Yönetmenimiz kim? Kim var Rejide? Ha Gökhan var. Ha, Gökhan Ortaya tekrar alabilir miyiz? Liste dursun lütfen ya. Ee, Rıdvan güzel. Dilmen. Fenerbahçe'nin için ukde kalmıştır. Yani sağ içi olarak doyamadık Rıdvan Hoca'ya. Çok özel bir yetenek. Çok büyük bir yetenek. Evet. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en özel yeteneklerinden bir tanesi. İzleme şansına sahip oldum Rıdvan Hoca'yı. İnsan olarak da tanışma, tanıma şansına sahip oldum. Bu açıdan da çok memnunum, ben mutluyum. Çok selam orada Rıdvan Hoca'ya. Çok selam Hoca'yı çok severiz. Yani e, şöyle söyleyeyim, o sakatlıkları yaşamamış olsaydı, Belki bugünkü şartlarda daha profesyonel destek alabileceği bir ortam olsaydı, diğer bir ifadeyle Rıdvan Dilmen bugün olsaydı, bugünün koşullarında Rıdvan Dilmen uluslararası piyasada büyük bir takıma transfer yapardı. Çok haklısın. Zamanının çok önünde bir isimdi. Bak zamanın çok önündeydi. Ee, o sakatlıklar hepimizin içinde ukde bıraktı. Ama... Şu andayı hani herkes kanat forvet yapmaya çalışıyor ya. Onların olmuş haliydi Rıdvan Hoca'ya. Çok özel futbolcuydu. Çok selamlar. Ariel Ortega Fenerbahçelerin içinde ukde olarak kalan bir başka futbolcudur. Çok büyük bir yıldız olarak geldi. Çok büyük yıldız olarak geldi. Ariel Ortega'ya suç atmanın tek başına doğru olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir yıldız alıyorsanız bu kadar büyük bir para yatırıyorsanız bu işi yöneteceksiniz. Yönetemedi Fenerbahçe. Bernard Laurent'la yönetemezsiniz abi yani. Yönetmedi Fenerbahçe Ali Ortega'yı ve büyük hata yapılmıştır. Ee, zor bir oyuncu aldı, kıta dışına çıktığında belki alışma süreci zor olan bir oyuncu aldınız ama alırken zaten bunları ölçerek tartarak alıyorsunuzdur. Haliyle o koşulları siz onu uyumsalca koşulları sağlayarak almanız lazım alıyorsanız. Eğer sağlayamayacağınızı düşünüyorsanız almayın. Ama çok büyük bir yetenekti Fenerbahçe'nin unutabildiğini düşünmüyorum. Kendisi biraz böyle içine kapanık bir insanmış. Mesela o da bir evet, evet o da biraz keşke detoks yapsaydı bu arada yani. O da fazla etkilemiştir onun oyunu biliyoruz hepimiz. Ama bu içine kapanıklığın dışında kendi arkadaşları da onu içeriye sindirmedi. Şimdi Ceyhun Eriş bununla ilgili bir eleştirilere tepki vermişti ama şeyi de söyleyeyim ben hatırlıyorum yani Frik'te Ortega ittirdiğini hatırlıyorum. Yani orada biraz daha içselleştirilmeydi bazı oyuncular öyle. Ben hemen Mehmet Özdilekten bahsedeyim. Tamam. Şifo Mehmet ya Beşiktaş tarihinin en büyük efsanelerinden biri. Hala son şeydir değil mi? Jübiledir. Mehmet Özdile'nin jübilesi üstüne. Milan değil mi? Milan. Fatih'in Milan'ıyla. Tabii tabii. Efsane bir jübileydi. Unutulmaz bir jübileydi. O jübileler geri dönsün lütfen. Özledik onları. Sahte 9'u oynamıştır. Gol atan orta saha ee, oyun kuran, yaratıcı, akıllı adam profilinin yansımış halidir Mehmet Özdilek. Çok özel. Çok zeki bir adam. Çok seviyorum kendisini. Ben de, ben de öyle. Az önce bahsettiğim tüm cümleleri, Metin Ali Feyyaz'a dair kullandığım tüm cümleleri artık Mehmet Özdilek. Harika. Kendisi de aynıdır. Yani çok bilgi birikimi üst düzeyde, tabii, tabii. çok zeki, bilgili, kültürlü, çok da iyi bir insandır. Çok severim Mehmet Hoca'yı. Selamlar. Şimdi tüm metin ben hep söylerim. Benim için çok özeldir. Ee, hayranıyım. Çok da severim. Çok da büyük hayranıyım. Kendisi de bilir zaten. Buraya tepki veren Beşiktaşlılar vardır muhtemelen şu anda. Belki Twitter'da da vardır. O performansı sadece bu konu. Bu yani bana göre unutamadığın Beşiktaşlı. Beşiktaş ya bak bunu Beşiktaşlıların bazıları kabul etmeyebilir ama bu gerçektir. Tümer Metin'in Fenerbahçe transferi olmasaydı Tümer Metin Sergen Yalçın'dan sonra o seviyeye adını yazdıran oyuncu konumuna gelmişti Beşiktaş'ta. Çok benziyor değil mi Figo ile kaderleri böyle çok benzetiyoruz. Birebir, birebir çok çok aynı yani. Ama bak bunu kabul edin etmeyin bu gerçek. Ya bir şey kabul etmemeniz onun gerçek olduğunu değiştirmez. Hani kulüpler yalanlıyor ya böyle bir şey o yoktur diye. Siz mesela kulübün onu yayan, o haberi yalanlamış olması o haberin gerçek olduğunu değiştirmez. Tümer Metin'in geldiği seviyede böyle. Zaten var ya hani nefretle sevgi arasındaki ince çizgi çok sevdiğiniz için nefrete geçti zaten konu. Ama olay Tümer'le ilgili değildi sadece. Orada yaşanan Doğru. süreçle ilgiliydi. Kitabında Metin olmakta anlatır. Ee, en büyük bu arada ilhamı aldığı ya da en büyük hayran olduğu isim de Metin Tekin'dir. Onu da belirteyim yani alt alta. Lugano büyük bir savaşçıydı, büyük bir simgeydi. Bir kulüpte olması gereken bir figürdür her zaman. Böyle isimler her takıma lazım. Yani e, Lugano'yu da Fenerbahçe'den unutabildiğini düşünmüyorum. En azından benim aklıma gelen ilk beşte unutulmaz sporcular arasında... Lugano var. Ha bunların yanına hemen hızlıca ittiğim aklıma gelenleri Fanoydon aklıma geliyor mesela benim. Tuncay Şanlı Şanlı aklıma evet. geliyor. Yok hakikaten söylüyorum Bak, yani. Dedim. Artı Artık beşin, evet. bu beşin artı 5 beşi diyorum. 5'in haricinde aklıma gelenler direkt olarak saydığımda Fanoydon, Tuncay Şanlı direkt aklıma gelenler şu an bunlar mesela yani benim Abi, şu an. Benim topra. Fenerbahçe Roberto Carlos kenara koyarım. Roberto Carlos zaten var evet. ama Hani Fenerbahçeli olarak unutulmaz 5 futbolcular. Ben de aklıma ilk başta gelmedi. Benim mesela aklıma direkt Apiyah geliyor. Fener apiyah Bersi. da var. Doğrusu çok, çok özel figür doğru, Yani doğru. çok özel. Tam orta sahanın dibi. Bir de tabii Oğuz Çetin. Aa Oğuz Oğuz Çetin tabii kesinlikle yani çok, %100. %100, %100. %100 buraya eklenir. Son olarak Quaresma. Ricardo Quaresma. Abi bak. Saf yetenek deyince belki de dünya futbolunun ilk üçüne girecek kadar yetenekli bir adamdan bahsediyoruz. Zaten bazı mental blokajları olmasaydı Barcelona'nın da süper yıldızı olurdu, Chelsea'nin de süper yıldızı olurdu. Onu en iyi Şenol Güneş yönetti. Ama aynı zamanda onun en iyi performans aldığı dönem Sosalı Gomez'li dönemdir. Çünkü arkadaşlarına büyük saygı duyuyordu. Yani Gomez ona kızıyordu ve ona göre davranıyordu. Evet, evet bir, doğru. Bir, bir, biraz zor bir figür ama herhalde sokakta oynasın, kaldırımda izleyelim diyeceğimiz bir yetenektir böyle oyuncu çok çıkmıyor. Çünkü her bak akademi İngilizler de bunu tartışıyor. Akademiler evet olmalı dedi ya Kunsu Hoca akademi eksikliği. Doğru. Ama biraz da fazla akademik hale getiriyoruz futbolu. Bu yetenekler köreliyor. Köreltmeyin kardeşim bu yetenekleri. Bırakın çocuklar oynasınlar. Doğru. Bu doğru, da bir gerçek. Kovarajma gibisi gelmez. Buraya ben de bir ufak eklemeler Abi, yapayım. Ufak eklemeler yap bakalım sen. <laughs> Eyyam yok. Abi 11 yapalım dedim Veli'ye bak yapamadık. Çünkü biraz listeyi genişletelim diye. Abi şimdi Feyyaz Uçar, Ali Gültiken, Mansız. İlhan Mansız, Nihat Kahveci, tabii. Rıza Çalımbay. Yani abi bu saymaya kalkarsam Gökhan, Ulvi, Kadir, Recep yani gider tabii, o konu. Tabii. Şimdi hatta yabancılar da çok ama herhalde bir Mario Gomez'i de artı bir olarak koymak gerekir. Çünkü Eyşanlar unutulmaz. Bu bir gerçek. Şimdi mesajlar geliyor. Hızlıca mesajları okuyacağım. Ee, sonrasında Premier e geçeceğim. Ee, unutulmazlar Beşiktaş Şeyh Muz Bey yazmış. Kovarejma, Pascal Numan, Sergen Yalçın, Talişka Mario Gomez mesajı var. Metehan mesaj göndermiş. Uçe, Ferdinand, Sergen, Pankur Üçtü, e, karışık olarak göndermiş mesajı. Bahadır Bey, Pierre Van Oydonk, Rıdvan Dilmen, Alex Soza, Souza, Apiyah bir mesaj gelmiş. Diğer mesajlara bakalım. E, Messi, Neymar, Suarez neyse Metin Ali Feyyaz da Türkiye'de öyleydi demiş Volkan Bey. Doğru. Mesaj göndermiş. Doğru. Fenerbahçeli unutamadığım futbolcular demiş. Enteresan bir liste. Kim? Kim var? Robert Enke, Serdar Kesimal, Gökhan Emre Ciksin, Pingel, İsmail Güldüren. Çok acayip bir liste. Çağatay bir mesaj göndermiş. Eee... Furkan Bey, Mario Gomez, John Karev. Aa Karev unuttum. Ricardo Kovarecma, e, Bobo Pascal Numa mesajı gelmiş. Bobo'nun da adı güzel. Sergen Yalçın <laughs> öyle demişti ya, transferleri sormuşlardı Sergen Yalçın'a. O şöyle böyle Bobo'nun da adı güzel demişti. Orhan Bey, Alex Tesoza, Selçuk Yula, Rıdvan Dilmen, Pierre Van Oydonk, Şanlı. Aykut Kocaman diye yok mu ya? Vardır mutlaka. Abi Aykut Kocaman'ı unuttuk mu? Ali Rıza Bey mesaj göndermiş. Or Volkan Demirel ilk beşli olabilirdi diyor Orhan Bey. Buna katılıyorum bak, ben hatta konuşuyor yukarıda. Ya bu konuda herkesin söyledim. görece bir şey, herkesin Hı. beşi değişebilir burada yani. Çünkü bu hani performans değil. Hani herkes istediği açıdan bakabilir bir kez daha söylüyorum. Yani içinde ukde kalan olur, performans olur, yaşattıkları olur, yaşayamadıkları olur. Aa, bak soruyorum. <laughs> Gene getirdin konuyu nereye getirdin? <laughs> Soru şu. Hayalinize ulaşamamak mı daha kötü? Hayalinize ulaşamamak mı daha kötü yoksa hayalinize ulaşıp aslında hayalinizin beklentinizi karşılamadığı gerçeğini görmek mi daha kötü hayatta? Hayaline ulaşamamak daha kötü bence. En azından öbür türlü görüyorsun ve diyorsun ki yok burası değilmiş diyorsun benim yerim. Yani bu değilmiş diyorsun. Doğru. Yanlış bir hayal kurmuşum diyorsun. Ama işte o hayaline ulaşmak için çok fazla ödün veriyorsan kendinden bu sefer çok fazla hayal kırıklığı yaşamış oluyorsun. Ya da keşke fazla diyebilirsin. Ona da dikkat etmek lazım. Şöyle, Ama yapacak bir şey yok. Hayalinin peşinden de koşacaksın. Tabii Ol, canım. Olmuyorsa da olmuyor kardeşim. Aynen öyle. Yani. Ee, Yorumlar nasıl ya? Onlar geliyor. Onları arar ara okuyacağım. Tamam. Ama Premier League'e geçerken de aynı zamanda e, sabah ya böyle güzel oluyor biliyor musun? Avustralya Grand Prix'sini seyrederek evet, başladık güne. Evet. Aynen öyle. Ya Pazar sabahı böyle 9.30-10 civarlarında olacak aslında şey F1 çok yarışı. Arka arkaya. Arkasından Avrupa Stüdyosu sonra Premier Lig falan seyredeceksin. Tabii, tabii. Sonra Süper Lig akşamına derbi falan böyle bir gün olacak. Güzel başladık. Yine kırmızı bayraklar başladı sallanmaya. Kırmızı bayraklar sallandı. Ya yani dedim değişe değişmez. Verstappen alır Arturlu yani. Verstappen Verstappen'e çok büyük saygı duyuyorum. Acayip büyük saygı duyuyorum. Yani artık Verstappen kimdir biliyor musun? Verstappen yapsamdır. Asi ruhlu, asi ruhlu, korkusuz. Ya gözünü karartmış muhteşem bir pilot ya. Hakikaten öyle öyle. Ya. Öyle. Ya biraz tabii ben ben çok net böyle görüyorum. Yani korkusuz. Tam elbette araç olayı da var. Mutlaka var ama her şey araç değil sadece. Ben, ben şöyle söyleyeyim. Biraz olgun ulaşması gerektiğini mental açıdan düşünüyorum. Biraz şımarık bir tarafı var. O bir gerçek. Olgunlaşıyor biraz sanki. Yani biraz bence şey bak bu arada şey demiyorum. Çılgın asi bunlar olsun. Onlar bir şey yok ama şey sevmem ben yani o şımarıklık tarafını çok sevmem. Şey gibi o. Şu bir diye tweet atmak gibi her golden sonra. Yapmayın onu yani. O güzel değil. Diğer tarafı da abi ben Red Bull'a büyük saygı duyuyorum. Bak Red Bull organizasyonunda var ya helal olsun sonuna kadar. Bir kere Formula 1'i takip ettiğim dönemlerde de en eğlenceli gridin en renkli, en keyifli takımı. Ama ortalığı sadece bir sirke, bir eğlenceye döndürmüş değiller. Kazanan bir eğlence var. Hayatta kazanan eğlenceli adam olmak lazım. Kazanan eğlencesiz, kazanan şımarık, kazanan mutsuz. Bak, kazanan eğlenen, keyif alan, keyif veren olmak gerekiyor. Doğru. Bunun üzerine gitmek lazım. Red Bull... İnanılmaz bir yatırımın üzerine inanılmaz bir çalışma disiplini Doğru. koyuyor. Bunu bir eğlence sosuyla ekliyor. İşte özellikle Adrian Newey. Bak Gold'lardan bahsediyoruz ya. Yani mühendis dahi ve kazanan araç yapmanın yansıması. Zamanından beri çalıştığı tüm takımlar. Williams dahil vesaire McLaren. Ama günün sonunda ben Red Bull'a inanılmaz saygı duyuyorum. Ne kadar kızarsanız kızın. Ya gene mi Verstappen 1'e çıktı diye. O bir takım işbirliği. Bu arada Lökler de abi olmayacak. Yani vallahi kızabilirler belki bana Ferrari'yi sevenler, Lökler'i sevenler ama ben de seviyorum. Sen desteğini çektin artık ama. Ama olmayacak ya. Yani umut etmek her zaman güzel tabii ki. Umut edelim. Umut hep vardır ama bir de bazı umutsuz bekleyişler de artık boşa geçen bir zaman kaybı gibi oluyor. O yüzden de de o durumu olmayacak yani. Lökler boşa Beklemeye gerek yok ya. Bak Galatasaray olsa Lökler'le yolları çoktan çok, ayırmıştı biliyor musun? Çok güzel, çok güzel. Galatasaray diyardı ki, ya kardeşim olmayacak gerek yok. Biz gönderelim bunu. Hamilton'ı zorlayalım. Atıyorum şu anda yani. Hmm. Ya başkasını zorlayalım. Hani olmayacak ya, tamam derdi. Abi Olmayacak ya. Ya men Tamam, tabii ki temas, yarış dışı kalma konuları. Bugünden bağımsız konuşuyorum ben. Sadece bugünü katmıyorum. Mental olarak aşamadığı bazı şeyler olduğunu düşünüyorum artık Lökler'in yani. Ya... Yeah. Ferrari'nin mental olarak aşamadığı çok şey var bir süredir. Var. Lokaler konusunda da sana katılıyorum. Ben de biraz hayal kırıklığı yüzdem artmış durumda. Bu arada geçenlerde ben bir Formula 1 örneği vermiştim. Ezgi ile programda paylaştım. Onu evet. bizim tutkumuz F1 falan da almış, paylaşmış, e, takip etti. Evet, evet. Güzel örnekti. Evet, teşekkür ederim. Genç arkadaşlar da demiş ki, kardeşim olur mu Hamilton plan yapar Alonso değil. Çok genç arkadaşlar belli o. Ya bizim Hamilton'a aşık olma sebebimiz Zaten Senna'nın devamı olmasıdır. Alonso'nun da Rost'a benzetilerek profesör gibi plan yapmasıdır. Yani benim mantalitem o, o gelişim olmuştur. Ama genç arkadaşlar onu Hamilton'ın Mercedes dönemi sonrası bildiği için onu bir daha bakarsanız mesela 2010'da nasıl kaybetmiş Hamilton şampiyonluğu her yarış kazanmaya çalışarak mesela bir Singapur yarışı var Beber'i geçmeye çalışır evet. kaza yapar orada gitti şampiyonluk gibi gibi. Alonso'ya da çok üzüldüm bugün bu arada kırmızı bayrak sonrasında. Ama daha da çok ee... öyle mi? Üçüncü mü bitirdi? Üçüncü mü bitirdi. Ha, üçüncü olarak verildi. Ha tamam. Gazi ile Okon. Abi birbirine girdiler ya. Çok üzücü bir durumdu sahneydi yani. Benim en sevdiğim pist bu arada. Albert çok Park. güzel ya. Çok güzel pist. Yani, Harika pist. Yani. Avustralya bir numaralı. Harika. Yani gittiğimde de. İzlerken hey. de böyle bir için açılıyor yani. Gittiğimde de hayran kalmıştım. Böyle çok güzel kafeler, varlar, publar var içinde böyle. insanlar oturuyor falan. Harika bir yer yani. Hava da çok güzeldi, Onu da söyleyeyim bu arada ve premierlik. Havalar nasıl olursa olsun, yeter ki bizim havamız iyi olsun. Buyurun. Jack Grealish'in havası da çok iyi. Aa, seninki burada. Jack, gel buraya. Jackie boy. Jack. Şimdi bu Jack Grealish diyor ki, <laughs> böyle seslendirir misin? neler oluyor? Erbo, hey mate, sen benimle ne demiştin hatırlıyor musun? Gidip City'de bir takımın rolünde bir parça olacağına Aston Villa'da kal oranın kahramanı ol demiştin. Ben ne oldum? Zamanla mücadele ettim. Hocamın dediklerini yaptım ve City'nin önemli parçası haline geldim. Şimdi benimle ilgili ne düşünüyorsun? Yemin ediyorum şu an Jack Lillich'in oyuncağına bakarak konuşuyor. <laughs> ben de öyle iletişimdeyim yani. Gerçekten güzel seslendirme oldu. Abi, haklısın. Ee, Haklısın Jack <laughs> Özür Jack. dilerim Jack <laughs> Jack first of all Hayır bak <laughs> şöyle bir şey var ee, Büyük saygı duyuyorum Jack Grealish'e Çok kolay değil ya Böyle bir Böyle bir saf yetenek setinin Kendini Pep Guardiola Oyununu adapte etmesi ve Bunu üst seviyeye getirerek yapması Bir emek Bir adanmışlık istiyor Bunu başarmış durumda Jack Grealish hem kendisini hem Pep'i tebrik etmek gerekiyor. Takımın bir anda o mekaniğin içine yaratıcılık ve park katan ama mekaniği de bozmayan oyuncusu haline gelen yıldızı oldu. Ya zaten dün Liverpool maçını da izlediğinizde Liverpool'u ezdi geçti Manchester City. Bak ezdi geçti baştan sona. Ben sana bir şey söyleyeyim ben olsam ilk defa her şeyi kenara koydum. Çok üzülür, hayal kırıklığı yaşar. Bugün de keskin kararlar alırım. Jurgen Liverpool'a dair mi? yerinde olsam ilk defa ne oluyor? Ya bak kötü olabilirsin. Performans performansın düşmüş olabilir. Böyle ezilemezsin abi. Sen dün iki ayrı siklet ringde boks maçı yapıyormuş haldeydin. Ağır siklet boks şampiyonuna karşı yeni çıkmış incecik bir çocuk vardı ve mahvettiler, knockout ettiler yani. Sağdan, soldan, yukarıdan bu takımların arasında bu kadar fark yok. Ha diyeceksin ki çok para harcadılar. Ya güzel kardeşim iyi hoş da ben mi dedim 100 milyon ver diye Darwin Nunez'e? Yani sen bu sene almadın mı Darwin'i? Gakpo'yu ben mi aldım bu sene? Ya bu paralar verilmedi mi? Tamam. Luis Diaz'ı geçen sene aldın. Tamam şu olabilir. Seneye'nin yatırımlarını yapıyor. Seneye'nin kadrosunu planlıyor olabilirsin ki öyle görünüyor. Ama yine de senin oyununun bu kadar düşmesinin kendine pay çıkarman ve çuvaldızı kendine batırman gereken bir durum olduğu da gerçek. Çünkü Liverpool'da bazı çok koyu arkadaşlar var. Ben, ben de Liverpool'luyum ama bir gerçekleri görelim yani. Öyle ya da böyle. Ya çok para harcadılar. Hiç önemli değil. Sen de harcadın para ve bu takımla Crystal Palace'da oynuyor. Böyle ezilmiyor. İki ay önce dedim ki Klopp çok düştü. Evet. Yani bilmiyorum mental olarak toparlanamadığını düşünüyorum ve ee, bir de ya kimse yanlış anlamasın bu sözüm ama Klopp'un diğer bir yüzünü de gördük bu süreçte. Nedir o? Agresif bana göre bir yüzü evet. de var, bir tarafı da var. Başarısızlık olduğunda ki doğal olarak insanlar bu hale girebilirler ama sonuç itibariyle sen Liverpool'a tarihi başarılar yaşatmış bir menajersin. Bilmiyorum ya son dönemde çok değişti. Mental olarak, psikolojik olarak çok farklı görüyorum Klopp'u. Dünkü maçtan bağımsız olarak bir şey soracağım sana. Aklıma geldiği için soruyorum. Sürekli aklıma geliyor bu konu benim. Klopp'un içinde bir ukde var mıdır? Hangi anlamda? Bir takımın başına geçmek anlamında. O takım hangi takım biliyor musun? Hangi takım? Bilmiyorum benim aklıma geliyor sürekli bu. Bayern Münih mi? Ya bilmiyorum. Ya, o kadar ukde olarak düşünmüyorum ben ya. E sonuçta sen İngiltere tarihinin en büyük takımına belki de Tekrar tarihini geri getirdim. Zaten İngiltere tarihine geçtim. De bir Alman olarak İngiltere'de geçtim. Bu çok değerlidir. Bir Alman olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak... Bayern'in başında... Ki ben bilmiyorum ya... Herhalde Marco Reus haricinde... E, Birçok Alman... Bayern'de oynamak ister veya başına geçmek ister hoca olarak yani. Başka bir şey Bayern. Doğru ba Bayern başka bir şey Almanlar için. Ha, Münih'te yaşamak dersen yok. Tercih etmem ama... Bavyera'yı sevmez misin? Bavyera'yı. Yok ben Köncüyümdür. Evet, tabii sen. Rur bölgesi. Memleket merkez diyorsun. Aynen. Ama... Türklerin daha yoğun olduğu yer. Evet. <laughs> ya ama şöyle bir şey var. Bir Dortmund efsanesi değil midir Jürgen Klopp? Öyledir. Her Dortmund efsanesini de öyledir. kardeşim Bayern Münih'e. Öyledir, öyledir. Ya yani bu, 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 gerçeği de kabul edelim. Ama öyle ya da böyle. Pep Guardiola dün neden en büyük olduğunu gösterdi. En büyük tartışmasını birazdan yapacağız. Ama e... Abi bak bu seviyeyi para harcayarak sadece tutamazsınız. Onu bir anlamak lazım. Yani oyun kalitesini, oyun isteğini, oyun açlığını bu kadar başarının ardından aynı seviyede oyun frekansını tutmak ve ezeli rakip... Ya bu rekabet son dönemde Messi-Ronaldo sonrası rekabetin devamı şeklindeydi. Yani Türk, Türk futbol tarihi diyorum. Yani Dünya futbol, Avrupa futbolunun en büyük rekabetine dönüşmüştü Klopp. Guardiola rekabeti. Ya dün dün yani bırak rekabeti yeni bir sayfa gördük. Orada Liverpool dair hiçbir şey yazmıyor. Ben de bunu kabul edemem. Yani tamam. Yani işte Milner neydi bizim genç çocuğun adı sarışın unuttum şimdi. Bayecet hiç mi? Yok yok dün oynayan ya. Sarışın, elite, elite, elite. Elite, elite, ha. Elliot, Elliot. Elliot, Elliot. işte falan çıkıyorsun. Abi Nunez'in olmayacağını dair biz burada bir sene önce program yaptık. Hı -hı. Yanılabilirdik. Bulabilir eski izleyiciler. Hala solda oynatıyorsun oynattığın zaman da mesela yani. Aynen öyle. Nunez... Net 9 numaradır. Bak şimdi bu, bu paraları ya en azından geçiş sürecine harcayabilirsin. Tamam, yapılandırmayı yap ama bu kadar düşmeyi ben bir futbol sohber olarak kabul etmiyorum. Dün Liverpool'u ezip geçmiştir Manchester City. Doğru. Ve uzun zamandan beri sanki Manchester City'nin karşısına çıkan Liverpool'a Klopp dün gelmiş, hoca kovulmuş. Hı. -hı. Yeni gelmiş. Maçtan sonra şey bekliyordum ben ya. Evet, burada bir enkaz devraldık. Değişimler yapacağız. <laughs> yani o açıkla. <laughs> ben burada manasız yerlere para harcanmış. Bazı değişimler yapmamız şart. Vardır ya bizde fix açıklamalar. Eksik bölgeleri gördük. Neden bunların yapıldığını araştıracağız. Hakikaten öyle bir takım vardı. Bir, bir değişim şart. 4 stoperle çıktı dün sahaya Manchester evet. City. Hatta ve hatta İspanya milli takımında oynadığı pozisyonu dahil edersek ki ben öyle değerlendirmiyorum da. Etme. 4 artı 1 stoper oluyor Rodri, birlikte. Diyeceğiz. Abi bir şey söyleyeceğim. Akanji, Diaz, Ake, Stones. Bakın tekrar söylüyorum. Özellikle bizim ülkemizdeki hocalardan rica ediyorum. Lütfen siz bunu evde denemeyin. Ama Guardiola da 4 tane stoperle çıktı. Onu övüyorsunuz, o yapıyor. Aynı şey değil bakın. Siz Guardiola değilsiniz. Bir, bunu kabul edin. İki, siz Manchester City'ye sahip değilsiniz. 3 sizde Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Riyad Mahrez gibi oyuncular yok. Oyunu iki yönlü oynayabilen veya ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çok rahat elini kolunu sallaya sallaya o paslarla topu getirebilen. Sen insanların hayallerini niye ket Veli? Ama hayal değil bu ya. Bu bu Lökler'in e, şampiyonluğu gibi bir şey oluyor yani. Hani, hakikaten yani gerek yok ya. Gerek yani. yok. Mesela bugün muhtemelen Fenerbahçe sahaya üçlü mü çıkacak? Üçlü çıkacak. Hı. Samet, Serdar, Salay, Solbek, Ferdi, sağ bek Osay, önde Arao, İsmail. Bizdeki muhtemele göre konuşuyorum. Bu ne demek biliyor musun? Arao, İsmail dahil ediyorum. 3 tane çakılı stoper. 5 tane savunmacı demek. Şöyle duvar. 5 tane savunmacı demek. Ben doğru bulmuyorum. Ha, kazanır, kazanmaz. Sonuçtan bağımsız konuşuyorum. Uzun vadede genel olarak konuşuyorum. Abi Guardiola'nın yaptıklarını siz ya yeni bir yön verdi futbola falan demeyin ya. O Guardiola'ya has bir şey yani. Ben burada ayrılıyorum senden. Peki ayrıl. Ben insanların örnek alıp kendini farklı yönde geliştirebileceğini düşünüyorum. Yapabil yani yapabileceğine inanıyorsa yapmaya çalışsın. Yarın Beşiktaş çıksın 4 stoperle, 4 artı 1 stoperle. Erbatur'un söylediklerini göreyim o zaman ben. Şen, yani. Şen hocam yapar istediği işte <laughs> O ayrı. Valerian İsmail yapamazdı diyor. <laughs> Bak gene Valerian İsmail'e geldim. Şeyi söyleyecektim bu arada. Manchester City'nin ne kadar güçlü bir kadrosu olduğunu bazen anlamıyoruz. Kadro genişliği nasıl bir şey biliyor musun? Nasıl? Bugün Julian Alvarez dünyanın her takımında, bir iki takım hariç o da o da maçına göre he. ilk 11 oynar. Dünya Kupası kazanmış Arjantin'in en önemli figürlerinden, en önemli ateş güçlerinden biri. Haaland olduğu için City'de rotasyon oyuncusu konumunda. Ama... Ya bu adam yedek kalabilecek düşüklükte bir adam değil. Her yerde 11 oynar ya. Tabii tabii. Haaland olmadığı için 11 oynuyor mesela. Ya da bazen hoca mecbur ya artık oynatayım diyor. Bir sistem ona göre yapıyor. 4-4-2'de göreceksin Alvarez var ya. Ya bak City'nin genişliğine bak. Nasıl bir kadro genişliği var. Arjantin dünya şampiyonu olmuş kadrosun en önemli isimlerinden mahbetmiş rakipleri. Her oynadığında burada da mahvediyor ve adam yedek oturmak zorunda kalıyor. Böyle bir kadro bence çok konuşulmayan bir başlık bu. En iyi oynadığı yer de orası bu arada. Lautaro Martinez, Alvarez Tabii. falan böyle ben yani çok iyi bir santrfor. Bak Erling Haaland, Alvarez birlikte bak yakında oynayacaktır. Evet, oynuyor. O da olacaktır. Hı hı. Ee, kalıcı plan haline gelir mi? A plan olurum bilmiyorum. Guardiola'nın aklındakileri okuyamıyorum artık. Açtı gitti iyice. Bizi de her gün şaşırtıyor. Lautaro biraz overrated mıdır? Fazla mı abartılıyor? Of, ne beklediğine bağlı. Arjantin'de olmasaydı bu kadar yükselir Ne beklediğine bağlı bilmiyorum. Yani hani bir Batistuta değildir asla. Olamaz da. Yani ne bekliyorsun Lautaro'dan? O önemli. Higuain mi daha iyi futbolcuydu? Lautaro Martinez mi? Ama şey büyük Higuain. Uzun Higuain. <laughs> Gonzalo gelen, Higuain. Türkiye'ye gelen Higuain değil. <laughs> Adrian Iria, Sabin Gibi. Vesali. Kardeşler. Shota yani. Arçil. Aynen. Bravo. E, Gonzalo Higuain daha iyidir. Daha yetenekli futbolcudur. Onun Davutaro yüzünden, Martinez daha farklı tarzı. Onun yüzünden 2014 Dünya Kupası'nı Messi alamamış olsa da <laughs> Higuain daha iyi futbolcu diyorsun. <laughs> o da bir gerçektir yani. Emin Bey mesaj göndermiş. Nedim, Emin Bey? City için söylüyorum. Yöz bir Agüero arıyor ama takımda yetenekli çok fazla futbolcu var. Lakin Agüero başkaydı. Skor üretkenliği Haaland'ın fazla bile olsa hala e işte budur denmedi demiş Emin Bey. Yok canım daha Burada ne o olayım. kadar değil. Yani Yapmayın. Yok yok. Abi bütün rekorları kırdı geçti ya. Ya ama hakikaten ya dün bir Liverpool'lu olarak şey gibi tam Şener Şen gibi. Ben bu yaz neredeydim? Montreal'de, olimpiyatlarda <laughs> ve başım öne eğilerek döndüm diyor. Hakikaten başım öne eğilerek kapattım ben. Ya dün şey var ya işte takıma iki gün izin bilmem de ya da takıma ceza otobüste döneceksiniz falan. Hakikaten bir, bir şey yapmak gerekiyordu yani. Keskin bir şey yapılması gereken bir gündü dün. Yani oraya 7 atıp Bournemouth'a yenilebilirsin bak bu olabilir. Dönülebilir yani. ya. K trenle 45 dakika yani. Da daha rahat. Hayır <laughs> <laughs> abi Liverpool City. Trenle 45 dakika. Çok yakın zaten. Aynen. Geçen gittiğimiz için şimdi, şimdi... 7 pound muydu? <laughs> 7, <laughs> 7 pound. <gülüyor> <gülüyor> Tabii 7 pound. Karşısında da çok güzel figürcü var. Hemen, hemen Veli'yi figürcüye soktum zaten ondan sonra. Neyse. Ama o şey değil de yani bir keskin bir bakış açısıyla değişmişim şart. Wormwood'a yenilebilirsin Manchester'a 7 attıktan sonra. Anlayabilirim onu. Wormwood'da düşmeme savaşı veriyor ama böyle ezilemezsin abi. Skor benim için önemli değil. Ya oyna diye 5 tane. Hani bizi abartılıyor ya. İşte o 16 attı, o 8-7 falan diye onun üzerinden konuşuyoruz hala espriler yapıyoruz. Sanki Barcelona 8 yememiş öbürü. Manchester 7 yememiş. Ben bir tane İngiltere... Tarahtar formunda görmedim bunu üzerinden şaka yani mesela. Bu, bu bakış açısını değiştirelim bir ama Liverpool'da bir kendini değiştirsin yani. Dünkü maçı gördükten sonra, ezildikten sonra ya dedim biz ne kadar şanslıymış, şanslıymışız. Enfield'da ne izlemişiz dedim ya. 7-0 İz izledik biz Enfield'da ya. Ya baba biz ne izledik diyordu ya. Şankim. Hakikaten öyle yani. Abi, o Liverpool bugün geliyor bakıyorsun tamam City elbette ama ezip geçiyor City seni yani. Aynen. Evet. Abi Ziya Şengül kitapta yazıyor buradan. Abi, analım bir kez daha. Şey yazmış. Bu Bako kaleci ise ben Napolyon Bonapart'ım diye yazıyor. <laughs> <Şu an geldi. gülüyor> Allah, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Abi o zamanlarda muazzam manşetler var bu arada ya. Şimdi böyle bir sosyal medya linçi korkusu üzerine bazen keskinliğini Herkes kendi takımının borozanı olarak yönlendirdi ya. Onu değiştirmek lazım. Katılıyorum. Katılıyorum kesinlikle. Cansu Güner de izliyor bizi. Aa, çok Selam seviyorum Cansu. Selamlar yani. Cansu Güner diye. Golfe de başlayacağız değil mi Arbat? Evet evet %100 zamanı geldi. Geldi hakikaten zamanı geldi. Bir golfe başlamak lazım. Ee, bu yani arada... Tabii, Tiger Woods severler olarak. Değil mi? Gerrit Bey'i sevenler de olabilir diyor Oğulcan Kaya şu an Haklı. derecede. Gerrit Bey zaten golften fazla biraz futbolu sevseydi Oğulcan başka bir şey olurdu. Olsun ya adam öyle mutlu. Evet. Boş ver ya. Tabii. İşte ha insanların nasıl mutlu olduğuna karışmayın kardeşim ya. Değil mi? Aynen öyle. Ee, şimdi Guardiola'dan bahsettik ya Fabio Capello bir açıklama yaptı. Evet. Katılacak mısın acaba? İzleyicilerimize de soracağız. Fabio Capello'ya katılıyor musunuz Ancelotti konusunda? Açıklamasını bir okuyayım seslendireyim ben ekrana getirelim. Bana göre Carlo Ancelotti Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de, Fransa'da şampiyon oldu. Katılıyor musunuz değerli izleyiciler? Fabio Capello diyor ki bana göre Ancelotti tüm zamanların en iyisi diyor. Erbatur'dan başlayayım ben izleyicilerimiz Avrupa stüdyosuna etiketine mesajını yazarken sen katılıyor musun buna? Ya şöyle. Ben Öyle ne demek... bir yerden girmiş ki adam yok baskı altına alıyor karşısındakini yani. Beni baskı falan altına alamaz da kimse. <gülüyor> <gülüyor> Sadece şunu söyleyeceğim. Ne demek istediğini anlıyorum. Ee, ne demek istediğini anlıyorum. İyiliği ya da işte en iyileri dönemine göre değerlendirin bakış açısı vardır ya. İyiliği de farklı kategoriler içinde değerlendirebiliriz Veli. Şuralarda maç kazanmıştır. Şuralarda kupa kazanmıştır. Geçtim bu tarafa. Oyunu şöyle değiştirmiştir. Oyunu böyle geliştirmiştir şu kadar rakam içinde rekora imza atmıştır ya da e, oyuncu gelişiminde etkisi budur gibi bence teknik adamlarda özellikle başlık ayırabiliriz. E, buna göre tabii ki Capello Ancelotti'ye bir diyebilir, birçok diyen de olabilir. Ama bana göre Guardiola'dır bu sorunun cevabı. Neden? Oyunu değiştirmek, oyuna olan etki ve tüm dünyada bu etkinin yansımaları bunu böyle gösteriyor diye düşünüyorum. Bence bir dahidir Pep Guardiola. Tek bir açıdan bakmış olmuyor musun? E orada bir de açıdan bakıyor bence. Şöyle mesela büyük takım yönetme kısmı var ya. Hani Del Bosque demişti ya ama büyük takım yönetmek. idarecilik ve yöneticilik sanatıdır. En iyi sanatçılar bu işi yapıyor. Ancelotti onu yapmıyor mu? Yapmadım Yapıyor sence. işte çok iyi yapıyor. De. Gittiği yerde o ortama göre, o kadroya göre en doğru sistem oynatan hoca. Öyle, öyle işte büyük takım hocası kesinlikle öyle. Ama bir sistem oluşturup, onu geliştirmek ve sürekli kendini bu noktada yenilemek bence daha başka bir şey haline geliyor. Ha, bunun içinden şeye kadar gidersin. Genç arkadaşlar kızıyor ya. Bielsa'nın ne başarısı var kardeşim diye. Bielsa'nın da yetiştirdikleri var. Bütün bu hepimiz Gogol'un paltosundanız var ya. Herkes Bielsa'nın paltosundan abi. Guardiola dahil. O yüzden bence bunlar birbirine biraz bağlı bir ağ içerisindeler. Ama anlayabiliyorum Ancelotti yorumunda kolay bir şey değil biliyor musun? Her ülkeye, farklı ülkelere gideceksin. Her yere kendini kabul ettireceksin. Sistemini kabul ettireceksin ve farklı ülkenin insanlarıyla o ortak iletişimi, diyalog kuracaksın. Yani Ancelotti bunu çok iyi yapıyor. İlk ne yapmıştı Bayern Münih'e İyi gitti. dengeci. Bayern Münih'e gittiğinde ne yapıyordu? Mesela ilk kimle tanışmıştı? O yapmamış mıydı? Sen anlatmıştın. Hangisiydi? En güçlü su kim diye sormuyor mu bu? Söz, kimin sözü geçiyor diye. <laughs> tabii canım orada dengeyi çok iyi ayarlıyor. Yani. Tabii, tabii. Orada Müller'e dokunmuyor mesela. Yani e, Neuer'e dokunmuyor. Nagelsmann'ın yaptığı gibi hata gibi mesela. Nagelsmann oran hocası değildi yani. Yes. Yanlış tercih. Sen yani. gönderirsen senin anlattığı belli güzel detayını önceki programda da şeyin Neuer'in en yakın arkadaşını takımdan. Ondan sonra Müller'i kesersen bak bir milli takım arası dönüşü. Çünkü hepsi babalar papta. Bak Oliver Kahn. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Müller. Neuer oturuyorlar. Sen milli takım arası bir dönüyor herkes sen yoksun. Yoksun. Ama böyle yani bu iş. Büyük takımı yönetmek biraz böyle. Zamanında bunun bin tane örneğin yani ülkemizde de gördük bu arada. Gördük tabii tabii. Yani oyuncular, şöyle, oyuncular hoca yemez kardeşim. O, ya bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir yer ki yemekte de değil o, altını oyarlar. Sonra o, zaten o ağaç düşer ondan sonra. Ya da Ranieri yediler ya şampiyonluk sonrası Leicester'da. Tabii canım. Bak şimdi Leicester düşüyor. Senin hocan Brandon Rodgers sayesinde. <laughs> <laughs> Benim hocam değil. Hiç ya. ya, ondan diyorum. Çağlar Söncü hayranıyım ben. Çok net. Ben ya. de çok büyük Çağlar Hem karakter olarak. Bu arada şunu söyleyeyim. son milli takım ortamında kampında bir kez daha beraberdik Çağlar'la. Hem birebir de sohbet etme şansımız oldu. Emre röportajlar yapma şansımız oldu. Kendini ifade etme konusunda acayip geliştirmiş Çağlar kendisini. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu arada sadece Twitter'da iki tane cümleye, bir cümleye bakıp da insanları linç etmeyin. Hangi? Rica ediyorum. Her konuda söyleyeceğim. O Çağlardan çıktığım için söylüyorum. Tamam. Bir röportaj varsa eğer açın röportajı izleyin. Twitter'da yazılmış bir tane cümleyi alarak diğer sitelerde onların kopyala yapıştır yaparak insanlar linç etmeyin. İnsanları zaten a... linç etmeyin bu arada yani. Etmeyin tabii canım. O da ayrı bir konu da. Yani Çağlar Söğüncü e, bizim mesimiz Ronaldo'muz yok. Biz takım olarak oynuyoruz. İzledim Lafını biz. alıp cımbızlayıp tamam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sitelere saygı duyuyorum. Ben de belki şeyin başında olsam o kısım alırım. Etkileşimi yüksek, güzel cümle, etkileyici bir cümle. Lakin öncesi sonrası var bunun. Anlatmaya çalıştığı konu başka. Açık röportajı izlediğinizde gerçek düşüncesinin ne olduğunu görürsünüz. Burada demiyor ki bize Messi lazım Ronaldo lazım demiyor de, ki. Demiyor da ben de izledim o röportajı. Orada demek olarak. istediği şey şu. Biz takım halinde güçlü oluruz. Biz takımca mücadele edince iyi oluyoruz. Evet ama bak ben bir Çağlar hayranı olarak burada eleştireceğim Çağlar Hangisini? Diyeyim. Bu, bu röportajı izledim ben zaten. Tamam. Canım, ya maç sonunda izliyorduk yani. Biz tecrübe kazanıyoruz. Messi'miz, Ronaldo'muz yok. Bence takımın en büyük... kazanıyoruz, katılmam. Ya öyle dedi çünkü. Yani bir lider, en önemli liderlerinden biri. Mesela Kevin De Bruyne'nin Çağlar en büyük hatası kötü liderlik yapmasıdır. Özellikle kelimeleriyle. Hı, -hı. Siz sen oynamıyorsun bir süredir. İnşallah Atletico'ya gidecek. İnşallah aynen öyle. Geri sayımdayız. Yani Brandon Acısı affetmeyeceğim yani. Ama yani bizim Messi'miz, Ronaldo'muz yok. Zaten gerek yok. Ondan bir tane var Arjantin'de zaten. Kimse de yok başka. Bizim çok iyi bir kadromuz var. Biri de sens mesela. Sayarken bizim Çağlar'ımız var, Hakan'ımız var derim ben. Öyle, öyle demek gerek Hı -hı. yani. Ama hani tecrübe kazanıyoruz. Buna katılmıyorum işte. Yani tecrübe, biz tecrübeli bir takımız. Yaşımıza bakmıyorum. O sorunun yanıtı nereden çıktı biliyor musun? Nereden çıktı? Hangi... İbrahim Kırkay çok güzel bir soru sordu. Orada. Evet İbrahim Kırkay harika röportajlar yaptı gene. Turkish Wall, Türk duvarı deniliyor evet. size Merih ve Çağlar olarak. Ne oldu o duvarla ilgili bir problem mi var dedi. Oradan çıktı. Çok evet. güzel bir soru sordu. Harika bir soruydu. Biz de abarttık galiba dedi zaten dedi Çağlar'da. ki, Ya Turkish Wall derken ben daha önce de söylüyordum bunu dedi. Merih Çağlar üzerine okumayalım. Hı, hı. Biz takım olarak oynadığımızda güçlü oluyoruz. Doğru. Biz Türk Vol'u dörtlü savunma olarak da değil, takım halinde Turkish Vol'u oluşturuyorduk biz dedi. Biz takım olarak düştüğümüzde düşüyoruz. Çünkü bizim böyle anlarda fark yaratabilecek bir tane yıldızımız yok demek istediği için o cümle çıktı ve öyle... Ama işte oluşturdu. ben buna da katılmıyorum ya. Var bizim fark yaratabilecek yıldızımız. Var Sahneye alacak. Alıyordu da bu arada Hakan da Hakan talihsizlik yaşadı. Arda'yı kastırıyorum aynı zamanda. Arda Güler'i. Doğru. Ya bu arada ben bak Salih Özcan bir top oynadı ilk 20 dakika mesela. Orkun da Serie A Premier Ya inanılmaz ya. O Orkun yüzden... acayip gelişmiş. Ben çağlara burada o yüzden katılmıyorum. Bizim yıldızımız var. Oyunu değiştirebilecek oyuncumuz var. Tecrübemiz de var. Bence eski tarz şimdi bakıyorum hani o gün hoca burada program yapıyoruz anlatıyor. Ya biz hata yaptığımızda soyunma odasına giremezdik. Rıdvan abi orada, Feyyaz orada falan. Hani biraz daha belki keskinleşebilmek lazım. Hani Tottenham niye başarılı olamıyor? Conte de aynı şeyi söyledi, Jose Mourinho da aynı şeyi söyledi ya. Buradaki çocuklar fazla iyi. Fazla iyi. Bak iyi olmak kötü bir şey değil ama biraz savaşkan. Hayır, savaş. Savaşkan. Savaşçı. Savaşkan olabilmek. Savaşkan. Lazım. <laughs> Şu an bunu ekledim buraya. Senatork tam da bu anda demiş ki mesaj atmış ]ladım. Twitter'dan. Ne olacak bu Tottenham'ın hali demiş. Ne olacak hakikaten ya? Şimdi 3 tane isim konuşuluyor. Sevgili Senat. Zidane deniliyor. O en son yoktu. Ben Na yeni gördüm Zidane Na ismini. Nagelsmann, Luis Enrique, Pochettino. Bugün Pochettino'yu elemişler İngiliz basını sabah okudum. Tamam. Ee, yönetim onay vermemiş. Luis Enrique ile Nagelsmann üzerinden ilerliyor. Ben Luis Enrique'ciyim. Biliyorum ama olmaz. Ama Nagelsmann olacak deniyor. Abi getir Zidane'ı. Abi öyle bir takım değil ama bu ya. Nasıl değil ya? Ya Zidane'ı bence daha böyle Real Madrid, Paris Saint Germain tarzı takımlara getirmek Zidane lazım. Zidane çok güzel o yatında turnu yaparken o gözlemleri yapmıştır. Bütün dünya futboluna dair çok zeki bir adam zaten. Notlarını almıştır. Hangi takım nasıl başarılı olur? Onda vardır önünde muhtemel takımlar listesine göre seçenekler. Zidane gittiği yeri başarılı hale getirir ama... Tıpkı daha önce kocaları yaptığınız gibi ona da bir açık çek verin. Çünkü Zidane Tottenham'a geldiğinde olursa böyle bir birliktelik oyuncu tercihleri konusunda da bir oyuncu transfer olacağı takıma giderken ya burada Zidane var. Tamam evet. Tottenham eyvallah ama Zidane var. Beni Zidane istiyor. Ben oraya gideyim. benle ilgili onun planları var. Beni yükseltir bu adam. Diye gider aynı zamanda oyuncu da oraya. Ben şöyle bakıyorum. Conte'nin. Hani kendi kendini kovdurdu ya, açıklamalarıyla. Onlar adam değil, Çok e, net. Tırnak, tırnak içinde getirdi. Dedik getire. burada yani, kalmaz tabii. bir hafta dedik, 3 gün sonra gitti. E tabii yani, onları söyledi, soyunma odasına girdi. Bizim medya dünyası gibi. Salla salla beraber çay iç, herkes öyle ya. <laughs> Sims, <laughs> Spor medyası öyledir yani. <gülüyor> <gülüyor> herkes birbirine salla sonra çay kuru hasta Bak şimdi, <laughs> Düzelelim kapat parantezi. Peki. <laughs> dedi ki Conte buradaki mantalitenizi değiştirmeniz lazım. De de da Şimdi Chelsea'de kazanmış, Inter'de kazanmış, Juventus'ta kazanmış. Bu kadar uzun süre kalıp kazanamadığı şey tekrar Tottenham Conte'nin. Evet. Keza Mourinho da benzer bir süreç yaşadı. Hı, hı Yani kendi hataları yok mu? Var. Hocam ben mi aldım Bentancur'u yani? Bentancur, Kulisevski falan. İşte Romero, Höybel, Skip böyle bir kadroyla oynuyorsun. Hı hı. Bence Tottenham'ın şuna karar vermesi lazım. Biz nasıl başarılı oluruz? Büyük altılıda biz farkı nasıl oluştururuz? Nasıl çıktın Şampiyonlar Ligi finali? Oyununla. Hı hı. Güzel oyun, keyifli oyun, hücum. DNA'sında var çünkü. Cinevallardan beri, gaz biri beri var DNA'sında Tottenham'ın. O yüzden ben Luis Enrique'nin bu takıma çok uygun biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum. Doğru transferlerle Luis Enrique bu takımı başarılı yapabilir. Hatta İspanya'da haksızlık etmiştir Luis Enrique'ye onu da söyleyeyim. Doğru katılıyorum o konuda. Sıra haklısın. Net aynı fikirdeyim. Avrupa'daki transfer gündemi. Heh. Oraya geçip sonra Messi konusu var ve ardından e, Tuhelli Bayern'in Dortmund karşısında kazandığı bir maç var ki değinmemiz gereken bir noktada bu. Mesajlar da bir yandan geliyor. Yani son yarım saati bayağı bir harekette geçireceğiz. Öyle söyleyeyim. E, Fatih Bey teşekkür ediyorum. Keyif alıyormuş programımızdan. Teşekkür Teşekkürler. Ederim. Sağ olun. Fatih Ateş mesaj göndermiş. Ancelotti bir tek Roma'yı çalıştırmak istedi. Bir onu çalıştırmadı. Belki o zaman şampiyon olurduk diyor. Ama zaten şampiyonluk yaşadığı öncesinde Roma eee Capello'yla Batistuta'lı kadrosuyla. Ancelotti en başarılardan biri olabilir ama en iyisi değildir. Sonuç odakta oynatıyor. Pek keyif verdiği söylenemez. Burada katılmıyorum. Pep bir numara demiş. Olabilir. Fikrinize saygı duyuyorum. Capello'ya katılmıyorum demiş bir izleyicimiz. Çünkü Mourinho gibi top 5 ligin dışındaki takımı alıp Şampiyonlar Ligi kaldırmadı sadece üst seviyeliklerde görev alınca işin daha kolay oluyor. O zaman Guardiola niye olamadı derim ben de. City ve Bayern ne? Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Tarz, tarz, meselesi ya. Ancelotti büyük takım. Ha, ben hocası. Bayern'sem, ben bir hoca getiriyorsam ben Şampiyonlar Ligi şampiyonu isterim. Doğru. Ben bana yer burada tarzı niyansı diye istemem seni yani. Zaten Bayern Münih Guardiola işbirliği manasızdı bence. En baştan manasızdı yani. Bazı adamların bazı yerlere gitmedi. Nasıl zıllatan Barcelona'ya gitmemiş olmalıydı. Pep Guardiola da Bayern'e gitmemiş olmalı. O zaman tam buradan Bayern'e ve transfer gündemine güzel bağlanma yapacağım. Hadi bağla. Sen zaten seni kadar güzel bağlayan başka hiç görmedim bak. <laughs> bir denge, bir bağlama veli de. Dengede Serkan Yetkin. Aa denge deyince Serkan Yetkin'e selam. Serkan Yetkin'e selam olsun. Yemin ediyorum denge uzmanı yani. <gülüyor> <gülüyor> Abi, dengeler diyor. <laughs> Bayern dedin ya Bayern'den bak transfer gündemi Harry Kane. Aa bravo. Harry Kane Bayern'e transfer olacak mı? Olmalı mı? olmalı mı? Abi Kevin Durant örnek al ya. Kevin Durant örnek al. Adam yüzük için her şeyi yapıyor. Adam yüzük için her şeyi yapıyor. Sen Michael Jordan değilsin. Sen olduğun yerde o yüzükleri takamazsın. Ama Kevin Durant takamayacaksın da. Yine de Kevin Durant'ı örnek alma abi. <laughs> ya, yani abi düşün, örnek alınacak adam değil yani. Latife kısmı da bu. Abi şimdi düşünsene kariyerin bitecek. En üst seviyede mücadele etmiş olacaksın. İngiltere milli Takımın center forus'un Premier Lig'de Alan Shearer'ı en yakın belki de kırması muhtemel rekorun bir adamsın. Kariyerin bitiyor. Diyorsun ki ya kardeş ya bu kupa kaldırmak nasıl bir duygu? <laughs> Abi böyle bir şey olur mu? Sen her iken olarak kupasız geçirebilir misin bir dönemi kariyeri yani? <laughs> bir anda Beşiktaş'ta şey vardı hala var mı bilmiyorum. Böyle işte tavla oynadığın, çay içtiğin, <laughs> şey, muşambayla etrafı kapatılır kışın falan. Ya var, ya, var, Harry, var var sahilde işte? var. Harry bir anda öyle düşündüm adı böyle taburede oturmuş. Kardeş <laughs> ya. Hiç düşeşi gelmiyor falan. <laughs> falan ya Hep yek. Son da arkada değil mi? <laughs> Yancı sürekli duruyor. <laughs> ya ama yok. Katılıyorum sana. Ben Bayern Münih transferinin olması gerektiğini düşünüyorum. Çok da yakışacaktır. 29 yaşında Harry Kane, 30 oluyor. Ee, ve bir değişim yapacaksan Tottenham'da Harry Kane yapamazsın onu da söyleyeyim yani. Yani eğer kökten Luis Enrique aynen, gibi, aynen, Man gibi değiştireceksen oyunu değiştirmen için Erikeyini maalesef değiştirmen gerekir. Bir şey ya. değişmez bu arada ya. Ne olacak? İşte Demek şu benim hani yani ya eyvah Harry kaybettik. Ya Harry Kane varken de kupa kazanamıyordun. En fazla olur yani. Gene kazanamıyorsun derler. Ya tabii şöyle. Şu an Avrupa'nın en iyi 3 santraforundan birini sonuçta kaybediyorsun ama buraya geldiğinde ne oldu beğenmedin mi? Düşündüm 3 tane. Olcan sen ne düşünüyorsun? 3 tanesinden biri midir Harry Kane? Öyle. İzleyicilerimiz ne düşünüyor? Avrupa'nın en iyi 3-9 numarasından biri Harry Kane midir? Benzema Lewandowski 1-2. Tamam. 1-2 mi? Mbappe 9 sayma canım. Do Mbappe 9 Kora, değil. Erling Haaland var abi. Haaland? Erling Haaland var. Hadi 3-4 yani o zaman. <laughs> tamam <Tabii>. 3'te <Ben, gülüyor> yok. Ya ben Kane'i üstte yazarım da. Sen şeyle. yazarsın. Yani e, e, Benzema'nın üstüne yazarım ben Kane'i. Yapma. Ben Kane'i daha çok seviyorum abi. Ben öyle yazarım yani. Sen Kalben, Kalben yazıyorsun. <laughs> ben Kane'ciyimdir. Lewandowski Kane. Ben de bu üç oyuncu arasında oyun olarak söylüyorum. Benzema birdir bende. Geçen seneye kadar bence birdi. Kim oldu şimdi? Bence düştü yani. Haaland öne geçmiş olabilir. Bir Haaland olabilir çoğu insan için. Ben Kane'i daha çok seviyorum sadece. Yani biraz subjektif olabilir ama. Bu da bir gerçek. Biraz subjektif. Kardeşim Real Madrid diye yazmıyorsun. Biraz ya. subjektif oldu. Biraz subjektif. <laughs> Ama ben yok. Le mesela Lewandowski'yi daha önde görüyorum. Haaland 1 şu anda. vardı arada 9 numara olarak herhalde. Haaland 1 şu anda itibariyle. Lukaku'nun o ilk 5'ten düşüşü, düşüşü çok oldu da. Ya dün gene ya inanılmaz neler kaçırıyor. Ne oldu ya? Bak Tuhel var ya hakikaten sen en güzel rüyaların katilisin ya. Ya Tuhel kendini bitirdi. Ya şöyle şey var ya. Önce... Lukaku'yu yaktı sonra kendini yaktı yani. Lukaku'yu kendini yakmayı göz önüne alarak Lukaku'yu da yaktı Chelsea'de. Ondan sonra oyuncunun bütün DNA'sı bozuldu. Yanacaksak ikimiz yanacağız demiş yani o zaman. Aa, Tuhal. Evet, onun en, şey. ama yanmak deyince en güzeli sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkarız karanlıktan aydınlığa. Değil mi? Nazım Hikmet da saygılar. Avrupa'nın ilk üçüne Osimen'i de yazarım diyor. Transfer gününde bir diğer de o Osimen. Bu transfer gündemi grafik olarak bir kere verelim mi? Hangi oyuncunun nereye gitme ihtimali söz konusu? Kimler yazılıyor, çiziliyor? Mason Mount için yazılan takımlar Liverpool ve Bayern Münih. Liverpool'un orta saha ihtiyacı var. Mason Mount çok istiyor ama bir yandan Tuchel hamlesiyle birlikte Bayern de öne geçti deniliyor bu hamlede. Jude Bellingham Real Madrid mi Liverpool mu? Real Madrid olursa deniliyor ki Chouameni o zaman Liverpool'a kalabilir deniliyor. Evet. Osimen, Chelsea Manchester United ikilisi var. Guardiola, Liverpool City deniliyor da ben burada çok net söylüyorum Guardiola. Guardiola bir savunmacı, savunma sever. Stop, düzeltiyorum ifademi. Stoper sever bir hoca olarak Guardiola gibi bir ismi hayatta kaçırmaz. Atla Tam onun istediği bir. stoper. Yumuşak anlattın stoper severi. Takıntılı stoper takıntılı yani. Savunma <laughs> takıntısı var. Daha var. O kadar girmeyeyim artık. Ya. O... Tabii tabii anladım mı? Chouameni <laughs> an Arsenal Liverpool deniliyor. Arsenal yakıştır bu arada. Tam böyle yakıştıracağım bir ortası saha Arsenal'ı benim. Bu şampiyon olsun da bu sene Arsenal abi. Sonrasına bakarız ya. En çok liste kabarık burada. Kim Minje'de kabarık liste. Liverpool, Paris Saint Germain, Manchester United, Tottenham, Inter. Ya bugün... Bazı, dün vardı. Bugün haberlerin devamı vardı. Haber devam takip önemlidir. Kim min Liverpool transferi bitti deniyor olumlu anlamda. Yani işi Liverpool bitirdi deniyor. Çünkü biliyorsunuz zaten bir serbest kalma maddesi Salmaya var. Bak be. O serbest kalma maddesinde Kim min seçecek nereye gideceğini. Liverpool olacak gibi duruyor. Van Dijk Kim min bence çok ideal bir stoper. Yani. International Wall. Bak değişimden bahsediyordu. <laughs> <laughs> Multinational hatta, değil mi? <laughs> bak şimdi. Bak şimdi şöyle e, ee, bu değişimi keskin yapacaksan Van Dijk, Kim Minje, Bellingham, Mason Mount hatta Declan Rice'da de konuşuluyor. O zaman Liverpool'un çevresi değişir. Orta sayı bir daha söyle. Declan Rice, Mason tamam. Mount, Jude Bellingham. Güzel orta saha. Van Dijk. Ama Barella eski Kimminje. çok yazılıyor bu arada. Dün o gözle de izledim Barella'yı. Ne diyorsun? Abi çok yakışır tabii. Değil mi? Bence bu arada ya Rice ya Bellingham. Ya Declan Ray Rice, Bellingham. Sen Mason Mount'u çok istiyorsun biliyorum. Mason Mount oldu Hem değil mi? Mason Mount seni hem evladın hem Liverpool senin takımın o birlikleri istiyorsun sana çok, biliyorum. Çok güzel olur. Formasını alırım. <laughs> Jude Bellingham, Barella, Declan Rice de güzel. Hangisi olursa ama Bellingham'ın tabi. Abi mesela dün Bellingham'a bakıyorum. Bellingham dağ gibi oldu ya. Ya hakikaten adam fizik de çok gelişti. Böyle acayip bir yapı var adamda ya. Neyse. Bu, bu arada işte. bir şey söyleyeceğim. Liverpool bir harca parayı ya. Harcadın. Doğru harca doğru. doğru. Sen zaman bir zamanlar çok doğru harcardın. Aynen öyle. Parayı. Şimdi yanlış harcıyorsun. Doğru harca ve sen bak büyük takımlar, büyük kulüpler Mehmet Ayhan'a selam kızacak bana şimdi. <laughs> ya ne kadar rahat harcıyorsun parayı falan diyecek böyle. Bas parayı. Bas diyor. parayı. Ee, abi şöyle büyük takımlar uluslararası anlamda özellikle ilk 10'daki takımlar, en elit takımlar büyüklüğünü para harcayarak ve transfer yaparak da gösterirler. Doğru. Aynen öyle. Hatta e, bunun mesaj transferleri de vardır. Yani parayı ona göre basarak alarak. Ama doğru düzende bunun Liverpool'un yapması gereken bir gerçek olduğunu söyleyelim. Orta sahay yeniden inşaat bitti. Bir de Robertson, Olcan'la konuştuk. Robertson'u değiştir artık. O da senin evladın biliyorum. Ama Olcan Kaya'yla konuştuk biz en öncesi. Olcan yani Robertson niye, değiştir, değiştir, değiştir. niye sallıyor Robertson'a Olcan ya? Düştü ya. Ona düştü bakarsan yani. Trent de düştü yerlerde. Trent düştü de Trent'sin belli bir şeyi var yani. O. Bütün takım düştü abi. Ben o yüzden bak merkezi kuvvetlendirirsen tekrar bir de asıl abi orta sahan öyle bir göçtü ki Diğer tarafların hareket etmesi mümkün değil. Haliyle şu orta sahayı yapıp buraya da Kim şeyi çekerse Liverpool'un ben mental olarak da döneceğini düşünüyorum. Burada tabii beni çok etkileyen bir diğer transfer de Osimhen transferi. Nereye gidecek? Merak Chelsea ediyorum. diyorum ben. Ya Drogba hayranı olduğu için bana doğru. Onun yolundan geliyor. gider gibi geliyor. Ee, Chelsea'nin yerinde de olsam bu arada alırım yani şey net olarak Osimhen'i. Ya bu arada izliyorum mesela maçları. Şey ee, hocanın, Graham Potter'ın Biraz talihsizliği de oldu biliyor musun? Yani dün mesela kaybediyorlar ama o kadar pozisyona girdik ki takım yani Atada bilirdi ama Bir anda kaybediyor o, o konuda da biraz talihsizlik var Bilmiyorum kalabilecek bir takımın başında Benim de hayattaki şansım abi Bana Leipzig geliyor Sana Real Madrid geliyor Arka plana baksana Ekranda Bir kere çok iyi sistem takımı öyle deme. <laughs> bir proje takımı. Proje ve sistem deyince de Veli Yiğit yani lütfen. Her zaman tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ben... Bu arka plan çok güzel olmuş. Çok şık. Futbolcu kartları gibi. Aa, böyle değil mi? Mitos kart. <laughs> mi? Orada... Futbolcu kartları çok güzel ama ya. Yani, evet, hakikaten. çok keyifli. Çok, yani çok kartların. Evet. E, 80'lerin sonundan itibaren başladığım bir benim koleksiyondu. Sonra bir süre ulaşma konusunda problem yaşadığım için e, o dönem Almanya'daydım. Çok rahat ulaşıyordum her şey çok rahat ulaşıyorsun o anlamda. Hmm. O koleksiyon, e, futbolcu kartları çok yaygın bir kültürdü orada. Sonrasında Türkiye dönüş yaptıktan sonra 92 senesinde bazı konulara daha zor ulaşmaya başladım. Mesela ben çocukken futboldan daha çok tenis oynuyordum. Evet. Ama döndüğümde tenis ortamını oynayacak imkanı bulamadım mesela artık yani. İzleme imkanını çok fazla bulamadım o dönemlerde. Ta ki 2000'lere doğru yaklaşırken 90'ların sonlarında itibaren, ortalarına itibaren daha rahat izleme anlamında imkanlarım oldu. Kim gibi olmak istiyordun teniste izlerken? Andre Agassi hayranıyım hmm. normal şartlarda. Lakin tarihteki en büyük zaferlerden bir tanesi Goran Ivanisevic'in e, elde ettiği Wimbledon şampiyonluğudur. Dönüşünde Split'teki o ortamın yangın yerine dönmesi, Hırvatların muhteşem şekilde onu karşılaması asla unutamayacağım hikayelerden bir tanesidir. 125. sıradasınız. Wildcard'la davet ediliyorsunuz oraya. Hiç şans tanımıyor kimse size. Çıkıyorsunuz, şampiyon oluyorsunuz. Acayip bir hikaye. Danimarka'nın Avrupa şampiyonluğu gibi 92'deki. Çok büyük bir hikayedir. Ama Agassi hayranıyımdır yani. Ee, şey bu arada şey söyleyecektim. Ha, aklıma geldi. Abi Yılmaz Bural hocam izliyorsa selamlar buradan. Bak çok net. Roy Hodgson İngiltere'nin Yılmaz Bural'ıdır abi. Bir şey oluyor ve Crystal Palace düşmemek için Roy Hodgson'ı getiriyor takımın başına. Ve gene kazandılar. Yani hakikaten çok acayip ve her zaman geliyor ve bir şekilde gereken skoru evet. alıp gidiyor. Hakikaten çok ilginç. Mesajlara bakıp Messi'ye geçiyorum. Aa zamanı geldi. Liverpool'un en az 600 milyon avro harcaması lazım diyor Şahin Bey mesajı ben göndermiş. 600, mily 600 milyon euro ne ya? Niye harcıyor o kadar? Piyasa yükseldi İki herhalde. 200 Bellingham'a. E, Potter Winner hoca olamaz demiş. Kara Eagle 5 mesaj göndermiş. Kıvara büyük transfer yapar diyen yani çok izleyicimiz var bu arada. Şimdi gördüm. A doğru tabii ama sadece Real Madrid'e o Real Madrid demiş. hayranlığı var onun evet, yani. O yüzden e bir beklemek de demiş. lazım orayı yani net olarak. Çünkü o pozisyonda da oynayan Vinicius Junior var. Kolay değil o durum. Çok da manalı gelmiyor bana tabii. Abi İsmail Gündoğdu demiş ki Madison Liverpool'a olur mu? Dün Leicester maçını izlerken onu düşünüyordum. Bence olur. Yani ben Olur mu? Abi çok da güzel olur. Yani Eli, ben iki evladım Madison ve Mount'u aynı takımda izlemeyi çok isterim. Madison, Mount, Declan İngiltere milli takımın Bellingham'sız 11'i. Leicester düşerse... Premier Lig düşer falan. Öyle bir şey yok tabii. <gülüyor> <gülüyor> Leicester düşerse mesela oradan alınacak oyuncu sayısı da fazlaşabilir yani. Albrighton'lar, Pereira'lar falan. İlginç olabilir. Kastanya evet. falan. Ee, Messi'ye geçelim. Muhteşem arka fonumuzla. 2005'te başlayan Messi, 2010, 2015, 2020 ve 2022'deki eksik parçayı tamamlamış şekilde ait olduğu yere yuvaya geri dönecek mi? Lionel Messi. Açıklamaları seslendireyim. Ardından bu konunun uzmanı olan Ervatur'a söz bırakacağım öncelikli olarak. E, Xavi'den başlayalım. Xavi ne demiş? Messi'nin Barcelona'ya dönüşü üzerinde uğraştığımız ve sıkça konuştuğumuz bir konu. Ondan Michael Jordan gibi bir last dance görmek istiyoruz son diyor. Dans. Yani diğer bir ifadeyle son dans. Ee, devam edelim açıklamalara. Agüero'dan Messi açıklaması, Xavi'den daha önceydi bu açıklama. Birkaç gün öncesindeydi. Geri dönme ihtimalinin %50 olduğunu hissediyorum. Ki çok yakınında biliyorsunuz Agüero, çok yakın dostu. Başkan Laporta, Messi bizzat ararsa, sinyali de çakmış orada her şey çok daha kolaylaşacaktır. Leo Barcelona'da futbolcu olarak doğdu ve Barcelona'da emekli olmalı diyor. Ve son trend açıklaması var. Trendi biraz daha transferden bağımsız olarak konuşuyoruz. Arjantin Dünya Kupası'nı kazanmayı hak etti. Süreci çok iyi yönettiler. Onları tebrik ediyorum. Messi kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değildi ama kariyeriyle kesinlikle Dünya Kupası'nı kazanmayı hak etti diyor. Liverpool'un İngiliz futbolcusu Trent Alexander-Arnold bunu söylüyor. Ve Erbatur Ergenekon. Xavi'nin açıklamasını ortamıza alarak ya da Aguero'yum alalım. Yok Xavi'yi alalım. Xavi'ninkini ortamıza rica ederek o zaman ben Messi'nin yuvaya dönüşüyle ilgili sözleri Erbatur'a bırakayım. Bu çok yoğun bir konu bir kere. Duygusal bir konu. Ee, döndüğünde herhalde daha Duygu ağırlıklı konuşacağımız da bir başlık. Yani söyleyelim. Ama süreç üzerine çok fazla haber çıkıyor yakın dönemde. Ve Messi'nin dönmek istediğini net olarak ailesine, menajerine haliyle ve Barcelona'ya ilettiği söyleniyor. Bunun kararını da Dünya Kupası'nda vermiş. Aslında Arap Yarımadası'ndan büyük bir teklif var. Inter Miami başka bir projeyle ona gitti. Gel oyuna sonra başına geç gibi. Ee, ama duygusal olarak kararını verdiği ve döneceği ifade ediliyor. Yani %80 ihtimalle şu an görünen Messi'yi seneye Barcelona formasıyla izleyeceğiz. Hatırlayın zaten son dönemde Lewandowski'nin onunla oynamak istiyorum kariyer bitmeden açıklaması vardı. Keza benzer açıklamalar var. Aa, yönetiye bak. Abi şu yaşanmamalıydı biliyor musun? Şimdi mesela La Liga başkanının mesela bir tane eski açıklamasını biz ben onu yeni sanmışım onu söyleyeyim eski açıklamaymış bu mesela gelmiş. Evet bakmışlar. açıklama eskimiş bu arada. Evet. Yani. Ama eski açıklama ama açıklama yani. Bak görünce. Yani. O Çünkü bizde şey var yanıldığını kimse kabul etmez Ya yanıldım kabul edebilirsin yani. O çok normal. Neyse dönelim ama Tebas'ın bir duvarı, bir defansı sürekli Barcelona'ya vardı. Bu ayrılığın sebebinde de vardır ya bu arada harcamalarla ilgili yani o dönemde La Liga'nın da ayrılığı. Ama aklını yeme. Real Madrid'in de Barcelona'deki katkısı çok olmuştur vakti zamanında. Olmuştur tabii. Yani o rekabet yükselmesi demek. E, Real'e de çok şey katar. İspanya'da çok çok şey. Öyle vardır. öyle. Ya yüzde yüz öyle. Real Madrid tek başına kendi kendine şampiyon olsun dursun. Ya zaten onun. Tadı kaçar o işin Zaten yerine. öyle olmadığını fark ettiler son dönemde. O çok net fark edildi. Ee, ama mesela o Messi'nin gözyaşları hiç yaşanmamalıydı. Ama Messi'nin gülümseyişini yaşamak tekrar Hı -hı. o Barcelona basın tam şu logonun önüne çıktığında bu gözyaşları gülümsemeye döndüğünde o zaman hüzünlerin hepsi unutulacak. Evet yaşanmışlıklar sizi var eder ama zamanınızda sizi üzen olgu sizi çok daha hatta en mutlu anınıza döndüren olgu da olabilir. Sanki bu süreçte öyle yaşanacak. Biz de burada Veli'yle oturacağız. Messi'nin dönüşü neler olacak bundan sonrayı konuşacağız. Arjantin şampiyon olduğunda Dünya Kupası'nda o iki haftalık süreçte Erbatur'un yükseklerde yaşadığı gibi dönemi daha önce Erbatur'a dair hiç görmedim. Çok mutluydum ya gerçek. Barcelona ya dönüşünde de o yüksek ee, seviyede yaşayabilir diye tahmin ediyorum yani. Bak şimdi. Mesela bir futbol sever olarak da şöyle söyleyeyim. Hmm. Real Madrid taraftarıyım elbette ama ben bütün takımları seviyorum. <laughs> hani Jordan abi şey, Pippen Pepe'ye Pepe işte hani Jordan'a Pip'in şey yapıyordu ya. işte geri dönsün diye beyzbola gittikten sonra ayakkabısını gösteriyor altı Jordan. Geri gel diye böyle. Aynen öyle hadi. Şu formayı geri geri giy, Leo. Birkaç gün içinde dönüyor olur. Bıraktığın gibi buradayım değil mi? O da güzel bir şarkısı. şarkısıdır. Bir şey söyleyecektim. Unutturdun şu an. ne konuşuyorduk? <laughs> ha, Bak ben 2014 Dünya Kupası'nda Marakana'da Messi'nin Dünya Kupası'nı kaybedişini gördüm. Yakındım da hmm. kupaya şöyle bakarken giderken. Ha, onu da yaşadın. Sen Onun hüznünü yaşadım. Hayattaki en büyük hayallerimden biri Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanmasını görmekti. Onu da Katar'da çok şükür yaşadım. Ve bundan diyorum insan çok istediği bir olgunun hüznünü yaşayınca mutluluğu ona kusursuz hale geliyor. Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanması öyleydi. O yüzden Messi'nin ayrılığı öyle gözyaşları döktürdü ki insanlara dönüşü tam üst noktada bir gülümsemeye sebebiyet verecektir olumlu anlamda. Bir futbol sever olarak, futbolu seven bir insan olarak, sporu seven ve sporu izlemekten keyif alan biri olarak... Messi'nin Barcelona'ya dönmesini çok isterim. Bu hikaye tıpkı Agüero'nun dediği gibi öyle bitmeli zaten. Aynen öyle. Yazık ya. Yani baksana şu görüntüye. Yönetmenimiz sevgili Gökhan'dan rica edeyim. 2005'ten başlayarak şöyle. 2005, 2010. Ya yıllar geçmiş büyük bir emek var. 2015, 2020, 2022 eksik parça tamamlanmış. Hayatta yaşamada hiçbir şey kalmamış. Bu adam hayattan ne isteyebilir daha fazla? Bir şey istemiyor zaten. Bir tane şey var isteyeceği ya. Bir tane şey kaldı artık isteyeceği. Bir şey. Ait olduğum yerde ben emekli olmak istiyorum der. Başka ne diyecek bu adam yani? Abi bak. Manevi olarak bir şey istiyorum der. Hatta o manevi hazzı ben tekrar yaşadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanması için elimden gelen gayreti de son bir çabayla ortaya koyarım diye söz vereceğini de adım kadar eminim Messi'nin yani. Abi mesela Aynı gün doğumluyuz ya. O da 24 Haziran doğumlu. Ben de 24 Haziran doğumlu. Yengeç burcu biliyorum. Bak o yüzden şey vardır. Çok fazla duygusal mıdır? Duygusaldır tabii yani. En duygusal burç balıktır. Balık mıdır? Balıktır. O, evet öyle derler. Yengeç'e yengeçe de duygusal derler. Ben de balığım bu arada yani. Ben balığım derken burcum balık. <laughs> ben de ne balığısın diyecektim de <laughs> <laughs> Büyük balık mı? Küçük balık mı? yani? <laughs> Çipura. Neyse dur. Hayır. <laughs> Veli de duygusaldır ama sen mesela... Tabii, mesela Orada Olman, burada. Ben de burada. İçinde mi yaşar? Burada. Ama tabii Alman... E, ama sonra birikiyor yani. Yazılımı birikiyor. olduğu için Veli de. Yani anakart Alman olduğu için direkt mantık öyle çıkıyor yani. Ondan önce bir tık 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 O zaman içinde değişime karar verdim. Öyle mi? Tabii. Duygusallığı önem çıkar. Ne oluyor ya. biliyor musun? Yani... E, Hayata dair bazı acılar yaşıyorsun, yaşıyorsun, yaşıyorsun. Onlar burada birikiyor. Hmm. Sen geçiyor zannediyorsun. Tebessümle diyorsun, gülüyorsun. Ama aslında sonra bir zaman geliyor o birikimler burada yer kalmadığında artık dışarı vuruyor. Dışa vurduğunda sen o zaman anlıyorsun. Yani o acı aslında geçmemiş. Acılar birikmiş ama geçmemiş. Diyorsun ki ben bir şey yapmam lazım. Burada çünkü yer kalmadı diyorsun. O yer kalmadığında değişim kararı veriyorsun. Ve hayata dair artık farklı bakmaya, farklı yaşamaya ve belki de doğru olanı yaşamaya karar veriyorsun. Bende böyle oldu. Zaten içine atmamak lazım Veli. ya Yani hiç içeride tutma, ki kirli şeyi içeride tutma, direkt dışarı çıkar. Kapının önüne doğru. Koyun. Evden çıkarken de çöpe atarsın. Yani. Doğru. Olması gereken. Olur. İşte o yüzden hani biz yaşadığımız için Hı. baştan söyleyelim. Burayı acılarla doldurmayın. Burayı güzelliklerle mümkün olduğunca doğru doldurun etrafınızda size negatif enerji veren, size zarar verdiğini düşündüğünüz insanlardan mümkün mertebe detoks yaparak uzaklaşmaya çalışın. Ayrıca öfke de duyarak değil, nötr. Tabii tabii nötr şekilde aynen aynen. vedalaşın yani. Kesinlikle. Onu. Negatif sizin hayatınızda olmamalı. Etrafınızda gülen insanlar varsa onlardan korkmayın. Bir çoğundan istisnalar kaydı bozmaz, onlardan size zarar gelmez. Tabii tabii bazıları da zaten konuşur konuşur kendi kendini yorar başka bir şey değil. Aynen öyle. Çok güzel, çok derin bir şarkı var bu konuyla ilgili içine ata ata ne hale geldin, tuta tuta çatlayacaksın be adam. Bak evet. böyle söyleyince evet, daha iyi oluyor da melodisiyle söyleyince bu kadar yoğunluk vermiyor yani. <laughs> o da söyledi. Hareketli şarkı çünkü. Hareketli olduğu için. Neyse şey söyleyecektim ya bir şey söylüyordum bakalım ha, 24 Haziran. Hı hı. Yengeç burcu, duygusal. Biz için bizim için öyledir ben biliyorum abi. İş iş, aşk, eğlence. Başka bir de gerek yok zaten. İş, aşk, eğlence bak. İ Hayat kısa. Zaman geçip gidiyor. İş, hanımcılık, eğlence. Böyle bakacaksın. Ee, Messi'ye dair konuştuk. Şimdi bayan zamanı. Gerçeklere, gerçeklerle yüzleşme zamanı. Duygusallıktan yani. çıkalım. Duygusallığı alayım. bırakalım. Buyurun. Bir de artık tamamen mantığı... Benim, bir uzmanlık yaşayalım. Karını. Bak burası mantık. Burada duygusallık yok. Bir şey söyleyeyim. Gizli Bayern'i biliyor musun? Bak Gizli <laughs> Bayern'in derinliği onu da etkilemiş. Değilim de hayranlık duyuyorum ama yani. İşte bak sisteme hayranlık Bayern böyle duyuyorum. bir Şey. Ben Kültüre hayranlık duyuyorum. Sorsam ben köllüyüm şöyle köllüyüm. Bavyera'yı sevmem. Ama her zaman Bayern'i över. Ya i̇şte Bayern böyle bir kulüp abi. Ama bir şey söyleyeceğim. Hakkını yedirmem. Bak bu adam var ya bak şu adam. Evet. 655 maça çıktı Bayern Münih'le. Bu adam kadar Hak giyindiren bir adam yoktur futbol dünyasında. Neymiş? Düz topçuymuş. Düz topçu falan değil. Düz topçu 655 maça çıkıp da 230 gol, 240 asist yapamaz kardeşim yani. Bu takım Bayern'de olsa yapamaz. Ya çok ilginç. Mesela dün maçı izliyorsun. Bu kadar doğru zamanda, doğru yerde olan bir adam. Bir inza gibi müller herhalde futbol tarihinde değil mi? Ya çok büyük oyuncu. Bak çok ne söylüyorum büyük oyuncu. 120 kez, 121 kez mi? Mini takımda oynuyor. PR yok. Ya bak ben hep söylüyorum. Almanlar PR işini beceremiyorlar. Almanlar bilmiyor bu olayı. Çünkü onlar da bizim gibi mesela daha böyle bir Akdeniz kültürü, daha böyle içi kaynayan bir yapı yok onlarda. Daha düz yaşıyorlar. Saygı duyuyorum. Ayrı bir konu. Daha sakin, daha düz. Yani mesela Müller bıraksın mesela futbol bıraktıktan sonra. Ne yapar? E, muhtemelen belli yani. Bayern'de bir görevi olur. Tabii. Ama düz şekilde hayatını yaşamaya devam eder yani orada Münih'te. Standart olarak yaşar. Gider gene o ee, meşhur aile başlayan marketten Almanya'da ha. hadi yapayım direkt ama ya Türkiye'de yok zaten. Aldi'den gider alışverişini yapar. Tamam mı? Ondan sonra e, alışveriş arabasına koyar abi peynirini, zeytinini, memnesini, evine gider yaşar gene bu adam ya. Yani. Adi bizdeki Tesco mu ya yani İngiltere'deki Tesco mu? Onun birbirini yani gibi. Evet. Yani. O meşhurdur Adi bizim Almanya'da bütün her giden Türk oraya mutlaka oradan bir alışveriş yapıp öyle döner. Çikolataları çok meşhurdur biliyorsun fındıklı çikolatası. Ekonomiktir de aynı zamanda. Bir Almanya, de Almanya planımız var. Bu sefer, bu sefer orada rehber <laughs> Veli yani onun önderliğinde gidiyoruz. <laughs> Rur bölgesine gideceğiz. Evet. Orada çok daha rahat ediyoruz. Abi Thomas Müller 655 maça çıktı. Bu adam hakkı yeniliyor. Hakkını yedirmem. Müller kardeşimin. Ee, <laughs> Büyük saygı duyuyorum. <laughs> bu arada görüntüleri de ortamıza rica edelim dünkü maçın görüntüleri. görüntü var değil mi ya? Tabii görüntü var. Upa Mekan'ın uzun topunda ya bırak Allah, bu büyük da. hatasıyla. Ya bu Dortmund loserlığı da ne olacak kardeşim diyeceğim. Hakikaten şu da yapılacak iş değil ya. Hakikaten bu ne ya? Fevzi Tuncay geldi aklıma. Ha doğru. Halil için pası. Doğru. Doğru. Hakikaten ama bu şey seni bu ne biliyor musun? Aynı zamanda tabii ki çok büyük hata. Bir de stres. karşımda stres evet. bayan Münih. Ya bir şey çünkü şöyle bu maç öncesi ben de maçı yorumlamıştım. 8 maç sonra şampiyonluğu bekliyor Borussia Dortmund. Yani 8 maç sonra şampiyonuz diye hesaplıyorlardı. Bayern'in olduğu yerde hesap kitabı yapmayacaksın. Yapmayacaksın yani. çünkü hesap kitabı en iyi adam zaten yap. O hesabı sen yaptığın için o anda biz bu işi hiç risk yapmayalım. Hiç gerek yok uğraşmayalım. Olur muyuz olmaz mıyız falan diye düşünmeyelim. Biz burada bir hemen hamlemizi yapalım Bayern olarak. Bir yeniden bir soluk getirelim. Ortada alevlendirelim. Bu alevi de getirecek adam Tuhal'dir diye yaptılar hamlesini yani. E bu dolayısıyla da bu artık şampiyonluğun bana göre ilanıdır. Bu benim düşüncem. Bitti mi iş? Bitti bitti. Tuhal geldikten sonra bu kısa sürede şampiyon yapar. Uzun sürede Şampiyonlar gördüm. şampiyonluğunda da bu hamleyle şanslı konuma gelmiştir onu da söyleyeyim yani. Bence City Bayern eşleşmesini geçen Avrupa şampiyonu olacak. Kim? City Bayern eşleşmesini geçen şampiyon olacak Hı. Şampiyonlar Ligi'nde. Real olduğu yerde kolay değil o iş ama. Abi Real Madrid geçen Ajöretli sene... var, Real Madrid öyle var. Öyle. Sadece Real Vinicius Madrid... Vinicius gibi yeni bir winner daha var. Evet, bir hakikaten winner ya. Ama geçen sene sanki tankı biraz boşalttı gibi geliyor. Yani öyle bir mucizevi şampiyonlukları aldılar ki. Orası onu sihirli alanı. Ama yani. Real Madrid'in arka bahçesi abi belli olmuyor. Orası yani büyük bir sahnesi Bayern... orası onun yani. Bayern Münir'de Real Madrid kapışsa ne olur acaba çarpışma? Kozmik patlamalar oluyor değil mi onlar <laughs> karşılaştığında? Hakikaten ilginç o da. Ama abi benim son yıllarda gördüğüm en iyi, en keskin, en doğru hamle. Kesinlikle katılıyor. Ve zamanlama olarak mükemmel ya. Şimdi reklama gitmeden önce biz bir karma 11 yaptık seninle. Heh. Bir dakikamız var reklam için. Verelim onda. Karma 11'i. Karma 11'den kastım bugün der bir günü. Tarkan'dan karma 11 mi? <gülüyor> Albümden <gülüyor> değil. Yok e, bizim yok. Mehmet Ayan'a selamlar. Kendi 11'imiz var bizim. <gülüyor> <gülüyor> Mert Kale'de, Ferdi Sabek'te. Çünkü sol bekte biz Mert'in harcanmasına müsaade etmek istiyoruz. Mert'in diyorum Ferdi'nin harcanmasına müsaade etmek istemiyoruz. Evet. Ee, Sayıs Salay aslında oyun olarak çok yanaşmasak da buna. iki sol ayaklı stoper bize e, mantık olarak yatkın olmasa da kalite bakımından baktığımızda Sayıs ve Salay'ı ikisini kıyamıyoruz haliyle. Vallahi ben Tayyip Talay'ı oynatırım Sayıs'ın yerine söyleyeyim de. Ya Samet de çok iyi ama abi sayı yapma. Sayısı çok büyük oyuncu ya. Ben Sen Hoca şu an küstü diye sayısı öyle yapıyorsun yani. Evet kadroda da yok bu arada söyleyeyim. Kadroda alınmadı. Rozi de alınmadı. Rozi, ben, ben, ben Tayyip Talayı çok beğeniyorum abi. Ben yani, sayısı çok büyük oyuncu bana göre. Türk duvarının yeni parçası olacak. Ne olacak biliyor musun? Seneye sayısı gidecek başka takım. Uluslararası düzeyde üst liglerde iyi performans ortaya koymaya başladığında Ondan sonra hep birlikte göreceğiz yani tekrardan. Ah bu adam bizdeydi falan denilecek yani. Parma 11 gitti, göremedik ya tamam. Arao var, Jetson evet. var, Arda var önünde. Valencia, Gezal, Abubakar. Öyle tahmin ediyorum Güzel. ki çok büyük bir kişide, çok büyük çoğunlukta böyle bir kadro çıkartırdı ideal olarak. Derbi'nin sürpriz yıldızı kim olur? Sürpriz Soruyor. yıldızı evet. kim olur? O zaman bunu düşünüp çok kısa aradan sonra yaratı vereceğim. Tamam. Söyleyemem derdimi hiç kimseye demiş ya şair. Ben değilim gerçekten demiş. Gizli yıldız kim olur Veli? Abi bu işin gizli saklısı yok. Yıldız olursa Fenerbahçe'de Valencia olur. Beşiktaş'ta Gezzal Abubakar olur. Ben de e, yine Fenerbahçe'de Ferdi'nin oynarsa Emre Mor'un çok farklı. Arda'nın oynama ihtimali de var. Oynarsa Arda'nın. ya Genel olarak herkes çok başarılı olabilir ya bu derbide. Ama mesela Getson'dan bir sürpriz yıldız Beşiktaş adına geç son Fenerbahçe'de de perde olarak Peki. çekiyorum pek oldu. Veda ederken sevgili Doğan TRT'den mesaj göndermiş. Veli abim insana ve insan veda ettiği yere her zaman zor döner, daha zor döner diye düşünüyorum demiş. Doğan çok severim kendisini. Sevgiler, Selam. selamlar. Mutlu Duman İzmir'den selamlar, saygılar mesaj göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz çok keyifliydi. Ağzına ben sağlık. Ben de çok keyif aldım belli. Ağzına sağlık. İzleyicilerimize teşekkürler. Doğan'a da şöyle söyleyeyim. Ayrılığının içinde nefret tozu kalmamışsa gittiğin yere geri dönebilirsin. Veda ediyoruz. Bir şey söylemeye gerek kalmadı. Hoşça kalın.